Dünyanın gözü Brüksel'deydi. NATO zirvesine çevrilmişti. Başkan Erdoğan pek çok önemli görüşme gerçekleştirdi ve o görüşmelerin en sonuncusunu da ABD Başkanı Joe Biden'la gerçekleştirdi. O görüşme ilişkinde önemli mesajlar verdi. Memleket meselesindeyiz efendim. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemimizdeki bu sıcak başlıkları konuklarımızla birlikte konuşacağız. Değerli yayın konuklarımız stüdyomuzda yayınımıza katılıyor. Sabah gazetesi yazarı Sayın Melih Altınok. Sayın Altınok, elinize hoş geldiniz efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Akif Çağatay Kılıç. Sayın Kılıç, siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ve İstanbul stüdyomuzdan yayınımıza katılan bir başka değerli konuğumuz, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Özgür Tör. Sayın Tör, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Birazdan da yayınımıza bir başka değerli isim de katılacak ki şu anda artık yayınımıza katılmış durumda. SETA Washington Koordinatörü Doktor Kadir Üstün. Sayın Üstün, siz de yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar, teşekkürler. Evet, gündem sıcak. Gündemin sıcak maddelerini değerli konuklarımızla birlikte konuşmaya başlıyoruz. Erdoğan pek çok önemli isimle, pek çok ülkenin liderleriyle buluştu ve kısa bir süre önce de yapmış olduğu açıklamayla birlikte artık NATO zirvesi tamamlandı. Şimdi o sıcak noktaya öncelikle gideceğiz. NATO zirvesinde neler yaşandı? Başkan Erdoğan'dan gelen mesajlar nasıl değerlendirilmeli? SETA Washington Koordinatörü Doktor Kadir Üstün'le başlayalım. Sayın Üstün, bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz efendim. Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar vardı. 40 dakika boyunca iki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. 45 dakikada ikili heyetler arasında görüşmeler. Nasıl değerlendirilmeli Biden'la görüşme? Tabii bu NATO zirvesi ve Biden'la görüşme çok kritik bir dönemde geliyor. Biden'ın Trump sonrasında Batı ittifakını tekrardan toparlama, müttefikleriyle olan ilişkileri tekrardan düzeltme çabası var. Ama bu sürecin kolay olmayacağı görüldü. Birçok Avrupalı lider ne Rusya'yı ne Çin'i tamamen böyle karşısına almak istemiyor. Bu sebeple mesela Almanya konusunda gündeme gelen yaptırım konularında Türkiye'ye benzer bir durum var. Rusya ile gelişen bazı ilişkiler var. Dolayısıyla NATO ittifakının yeni bir konsepte ihtiyacı olduğu, yeni dönemde farklı meydan okumalar karşısında daha geniş bir anlayışa yönelmesi gerektiği ve ülkelerin müttefik üyelerin ulusal çıkarlarının ciddiye alınması gerektiği anlayışı öne çıkıyor. Bunu görüyoruz. Bu noktada da Türkiye tabii biliyorsunuz birçok konuda hem ittifak içerisinde hem Amerika'yla sorun alanları olan bir ülke. Ancak bu yeni oluşacak konsept içerisinde bizatihi rol aldığını görüyoruz. Ve yeni dönemde Türkiye'nin çıkarlarının ulusal çıkarı gereği yaptığı, izlediği politikaların, attığı adımların çok daha dikkate alınacağı mesajını aldık buradan. Sorunlar bir günde bitmeyecek, bunu biliyoruz. Zaten böyle bir beklenti yoktu. Ancak Biden'la yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde de yeni bir anlayışın hakim olması gerektiğinde iki liderin mutabık kaldığını gördük. Bu Türk-Amerikan ilişkileri açısından olumlu. Ancak elbette yapılacak çok iş var önümüzdeki dönemde. Hem NATO ittifakı anlamında hem de birebir Türk-Amerikan ilişkileri anlamında sorun alanlarında sorunları çözecek bir yaklaşım ortaya koyulması gerekiyor. Sadece sorunları idare ederek bir yere varılamayacağını biliyoruz hepimiz. Evet. O yüzden bunun ilk güçlü sinyallerini aldık bugün. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da bunu görüyoruz. Eğer daha fazla ilişkiler karşılıklı işte açıklıkla ortaya konulur ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu öteden beri yapıyor biliyorsunuz, söylüyor açık açık problemlerinde olduğunu. O anlamda bu çözüm için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bugünkü görüşmelerin ve Biden'la olan görüşmenin. Şimdi tabii ki çok fazla konu başlığı var bu noktada karşımıza çıkan. İki liderin sözlerine baktığımızda Başkan Erdoğan'ın dikkat çeken ifadelerinden biri Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında çözülemeyecek bir mesele yoktur. Görüşerek sorunlarımızı çözebiliriz dedi. Biden'dan gelen bir açıklama vardı ilk görüşmenin hemen ardından. Başkan Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Şimdi bu iki ifadeden yola çıktığımızda Türk-ABD ilişkilerinin geleceği açısından bugünkü toplantı nasıl bir yol haritası çıkaracak? Şimdi tabii bugün Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz çok tecrübeli 4 başkan gördü.
Biden da siyasetçi olarak çok tecrübeli, birbirlerini iyi tanıyorlar, meseleleri de iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu iki siyasetçinin, iki önemli devletin liderinin birbirlerine karşı bu şekilde gayet diplomatik bir tavır sergilemeleri normal. Ama onun ötesine geçip bugünkü, yani bakıyoruz resimlerden de görüyoruz, yapılan açıklamalardan da çok pozitif bir havada geçmiş. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği, hani soru, çözülemeyecek sorun yok demesi önemli bence. Biden'ın da bunu bu tarz bir yaklaşım olması önemli. Ama bu sorunların çözümü için bayağı bir çalışmak gerekiyor. Çünkü Amerikan siyasetinin içerisinde Kongre'nin aldığı tavırlar var Trump döneminde. Trump'ı köşeye sıkıştırmak için iç siyasetin aleti haline geldi adeta Türkiye ile ilişkiler. Buna bir son verilecek bir çaba göstermesi gerekiyor Biden'ın. Kongre'ye dönüp, bakın Türkiye ile ilişkiler çok önemli, Türkiye'yi cezalandırarak, meydan okuyarak bir yere varamayız diye yeni bir gündem oluşturması gerekiyor Türkiye ile ilişkilerde. Yani bunu yapabilir mi, yapamaz mı göreceğiz, ama yapamadığı takdirde Türkiye sonuçta ulusal çıkarları gereği attığı adımlara devam edecek. Akdeniz'de, Suriye'de, işte Kafkasya'da yani bu konularda Amerika ile karşı karşıya gelmekten çok fazla çekinmedi yani Türkiye. Ama hani bir NATO ittifakı var ortada, bölgesel birçok sorun var. Tek ülkenin tek başına çözemeyeceği sorunlar var. İttifak içerisinde birçok ülkenin birlikte hareket etmesini gerektiren meseleler var. Yani Covid'de gördük bunu. İşte teknolojik gelişmelerde 5G'de görüyoruz, başka meselelerde görüyoruz. Dolayısıyla bugünkü tablo gayet olumlu bence. İki liderin bu konudaki de hassas tavrı da bence altı çizilmesi gereken bir şey. Bu noktada tabii ki o görüşmedeki sıcak başlıklar, Sayın Kadir, üstüne de bir kez daha teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda bir kez daha görüşlerinize başvuracağız. Zirveleri takip konusunda çok tecrübeli bir isimle devam edelim. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Akif Çağatay Kılıç. Sayın Kılıç, şimdi çok fazla gündem maddesi var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ortaklıklar var. İki ülkenin karşı karşıya geldiği konular var. Öncelikle S-400 tabii en fazla merak edilen bir konu. Başkan Erdoğan çok net bir mesaj verdi. Şimdi S-400 konusu nasıl gündeme gelmiş olunabilir ve Türkiye'nin bu noktada hangi adımlar atacağı tahmin ediliyor? Şimdi tabii içeride görüşmede nasıl bir durumda dile geldiğini bilme imkanımız yok. Ama şunu rahatlıkla düşünebiliriz ve söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da basın toplantısında dile getirmiş olduğu gibi kendi bakış açımızdan konunun, yani bu anlamda S-400 konusunu ve buna bağlantılı olan konular tabii. Yani S-400 tabii ki işin ana omurgasını oluşturuyor ama dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda NATO birlikleri çerçevesinde Afganistan'daki durumdan da bahsetti. Aynı şekilde güvenlik işbirliği dünyanın genelinde üzerinde terörizmle ilgili mücadeleden de bahsetti. Dolayısıyla bütün bunlar işin içerisindeki bir unsur. Ama S-400 konusunda bizim neden bu noktaya gelindiği, S-400'lerin neden satın alındığı, Türkiye'ye getirildiği, bunun arkasındaki gelişimin ne olduğu çok açık ve net. Bunu herkes biliyor. Bunu Amerika'daki de herkes biliyor aslında. Yani burada aslında bence ciddi manada değil, konu olarak bakılması gereken Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset kurumu içerisinde yer alan kişilerin bir an önce yerel siyaset, yani iç siyaset yönelik olarak yaptıkları çıkışlar, iç siyaset yönelik olarak yaptıkları açıklamalar ve kararlar ile ilgili düşünce yapılarını revize etmeleri gerekiyor. Çünkü sadece ve sadece iç siyaset sahipleriyle alınan bir takım kararlar daha sonra sizi uluslararası anlamda sıkıntıya götürebiliyor. Türkiye kendi güvenlik açısından, kendi güvenliği ve siyaseti açısından atması gereken adımı atmıştır. Bunu tüm dünyada açık ve seçik olarak deklare etmiştir. Biz ne NATO ittifakından çıktık, ne NATO üyeliğimizi askıya aldık, ne de sorumluluklarımızı, bakın bunun altını özellikle çiziyorum, ne de sorumluluklarımızdan geri adım attık. Biz NATO'ya ittifakı içerisinde olmanın getirdiği sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu anlamda herhangi bir farklı noktaya gittiğimiz veyahut da düşüncemiz yok. Ama şunu söylüyoruz. NATO ittifakı belki de NATO'nun en önemli üyelerinden birisi olan Türkiye'nin özellikle güvenlik anlamında ve bölgesel anlamda Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını
ve güvenlik sorunlarını ele almak durumundadır. Bunu yapmazsanız Türkiye'de kendi başının çaresine bakmak mümkünlüğüne sahiptir. Bu noktada NATO Genel Sekreteri toplantının ardından yayınlamış olduğu açıklama içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yönelebilecek tehditlere karşı Türkiye'nin korunması konusunda adımlar atılmaya devam edecektir açıklaması vardı. NATO'nun bu açıklaması ne kadar samimi değerlendirilebilir? Şimdi bakın tabii işin şimdi NATO baktığınız zaman bir güvenlik işbirliği üzerine kurulmuş teşkilat. Siyasi yönü var. Fakat tabii ağırlıklı bakış açısı ve ilgilendiği konular güvenlikle alakalı. Kurulduğu zaman dilimi, tarihsel gelişimi hiç bunlara şimdi girmeye gerek yok. Ama genel sekreterin bu noktada dile getirmiş olduğu konu zaten olması gereken doğal bir şey. Yani yeni ekstra bir şey söylenmiyor. Tabii ki Türkiye'nin bu noktadaki ihtiyaçlarını veyahut da beklentilerini karşılamak durumundadır NATO. Bunun aksini düşünmek mümkün değil ki. Belki buradaki tartışmamız gereken veya gündem yaptığımız konu, biz de iç siyasette bazen hakikaten farklı noktalarda muhalefet tarafından dile getirilen konulara şaşırıyoruz. Şu anlamda şaşırıyoruz. Türkiye dünyada DAEŞ'le göğüs göğüse mücadele eden tek ülke. Yani Türkiye bu mücadeleyi verirken ve yabancı terörist savaşçı unsurlarla alakalı hala dünyada bu kadar farklı noktadaki fikirler varken, Türkiye kendisini en doğru şekilde konumlandırmışken, herhalde Türkiye'nin farklı bir şekilde NATO tarafından değerlendirilmesi mümkün değil. Yani burada biz şeyi kaçırıyoruz. S-400'ü aldık, evet artık NATO bizimle ilişkilerini kesti. Hayır, böyle bir şey yok. Ve böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Ama Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kendi kanun ve kuralları gereği ortaya atılmaya çalışılan bazı konuların iç siyasetten kaynaklandığı, iç siyaset yönelik olduğu, Amerika Birleşik Devletleri açısından olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor, buna göre çalışmamız gerekiyor. Sayın Bakan, bir de Stoltenberg de bugüne kadar aslında Gökhan takip ediyor. Siz diplomaside çok deneyimli bir isimsiniz. O tarafsız pozisyonunu hep korudu ama. Evet. Kritik dönemlerde 15 Temmuz'dan sonra onun da hakkını bir teslim etmek gerekiyor. Yani hakkını başarılı teslim bir... edelim. Şu anlamda doğru diyorsunuz, haklı. NATO Genel Sekreteri nasıl davranması gerekiyorduysa davrandı, o şekilde davrandı. İşte onun için diyorum ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer NATO ülkelerinin bizimle ikili siyasi ilişkiler konusundaki ortaya koyduğu söylemlerle güvenlik politikaları arasındaki ayrımı yapmak lazım. Evet. Yani Türkiye'nin jeopolitik durumu ve aynı zamanda bugün yani terörizmle mücadele çok ciddi bir unsur. Baktığınız zaman Avrupa'da son zamanlarda, yıllarda yaşanmış olan terör saldırılarının aslında bir takım güvenlik zafiyetlerinden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye'nin Avrupa'daki birçok ülkeye karşılıklı bilgi paylaşımı çerçevesinde, müttefiklik anlayışı içerisinde bilgileri aktardığı, verdiği, fakat oradaki güvenlik çalışanlarını veya güvenlik kaynaklarının, güvenlikten sorumlu kurumların yeterince adım atmadığı, önlem almadığı konusunda da artık ciddi bir eleştiri var Avrupa içerisinde kendisine yönelik olarak. Yani Türkiye bu noktada samimiyetle ve ciddi manada müttefiklik duygusu içerisinde hareket ediyor. Tek beklentimiz de karşı taraftan da dediğim gibi NATO kurum olarak genel sekreter burada hiçbir zaman farklı bir noktaya gelmedi. Hı hı. Ama işte bugün yaptığı görüşmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın, Almanya Şansölyesi, İngiltere Başbakanı, Birleşik Krallık Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, işte daha önce Macaristan Başbakanı, Yunanistan Başbakanı. Yani bakın, bunlar hep ikili ilişkiler içerisinde siyasi anlamı olan ve siyaseten de ilişki içerisinde olduğumuz ülkeler. Zaman zaman gerildiğimiz, zaman zaman farklı noktalarda durduğumuz, hı hı, ama temel unsur olarak baktığınızda NATO'da da beraber olduğumuz, evet, uluslararası kurullarda da beraber olduğumuz örgüt, evet, ülkeler bu örgütlerin içerisinde. Dolayısıyla biz neyi bekliyorsak, onlar bizden neyi bekliyorsa biz de onu bekliyoruz onlardan. Yani bunu hiçbir şekilde çekinmeden, hiçbir şekilde farklı bir noktayı düşünmeden masaya koymamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da yıllardır bunu yapıyor. Hı hı. Masaya ben Türkiye olarak ve Türkiye'nin başbakanı, cumhurbaşkanı, seçilmiş en önde gelen siyasi lideri olarak bu noktadaki ülkemin ihtiyaçları, çıkarları, halkımın güvenliği için yapmam gereken neyse bunları yapıyorum. Sizinle göz hizasında konuşuyorum. Aynısını sizden bekliyorum. Masada olan konularda bunlardır diyor. Bunun dışında bir şey yok. Haftaya, önümüzdeki hafta inşallah biz de dışarı komisyonu olarak Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a gideceğiz. Orada da muhataplarımızla görüşeceğiz. Ümit ediyorum ki, dediğim gibi bakın, bir siyaset yapıyoruz bir taraftan. Doğrudur. Siyasetçiyiz ama ülkemizin de temsilcileriyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin halkı tarafından seçilmiş olan temsilcileri artık sadece ve sadece ülkelerine seçim bölgelerinden gelen değil,
uluslararası siyasette de kendi güvenlik noktalarını doğru şekilde temsil etmeleri gerektiğini anlamaları gerekiyor. Sayın Kılıç, peki bu noktada siz önümüzdeki hafta Amerika'ya gideceksiniz. Temsilciler Meclisi'yle de bir araya geleceksiniz dediniz. Son haftalarda yaşanan yoğun diplomatik trafikle birlikte ve bugünkü görüşmeyle birlikte Amerikan siyasetinde Türkiye'ye hedef alan o sert dilde bir nebze olsun bir yumuşama beklemeli miyiz? Ya da Amerikan siyaseti de artık Türkiye'nin önemini daha net bir şekilde anlayacak mı? Ben Amerikan siyasetinin içerisindeki yıllar yılı içerisinde bulunan ve bir takım kurumlarda görev yapanların Türkiye'nin önemini anlamadıklarını düşünmüyorum. Hı hı. Ama işte biraz evvel söylediğim gibi bir takım siyasi sahiplerle hareket edilen noktalarda siyasetin iç siyaset tarafı öne çıkıp da uluslararası siyaseti geri çekildiği zaman bu takım anlaşmazlıklar olabiliyor. Ve şunu unutmamak lazım. Şimdi askeri kökenli olan uzman buradadır. Yani şimdi sizin alanınıza girmek istemem ama yani Amerika'daki CENTCOM, EUROCOM gibi kurumların da birbirleri içerisindeki çelişkileri de görmemiz lazım. Evet. Yani Suriye'deki veyahut da farklı bölgelerdeki radikalizmle mücadele, terörizmle mücadele konusunda önerilen veya atılan yanlış adımların da Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası siyasetinde nelere mal olduğunu görmeleri gerekiyor. Evet. Ve şunu yapamaz bakın Amerika Birleşik Devletleri. Uluslararası kanunlar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde yaptığınız anlaşmalardan doğan haklarınızı ve kontrata bağlanmış olan bir takım alımlarınızı ben vazgeçtim, istemiyorum, satmıyorum, tazminat ödemiyorum, aldım geri yapmıyorum. Bu olmaz. Bunları anlatacağız. Ama dediğiniz gibi bunu biz de aynı şekilde onlar bize nasıl anlatıyorlarsa aynı şekilde, aynı yapıyla, aynı uslupla onları anlatacağız. Evet. Ümit ediyorum ki hiçbirimizin kabul etmediği, reddettiği, yılbaşında kongrede yaşanan işte o saldırılar oldu hatırlıyorsunuz. Bu siyasete bir saldırıydı. Bunu hepimiz reddediyoruz. Seçilmişlere böyle bir saldırı olamaz. Ama Capitol'da, Amerika'da olan bir şey bu. Bununla yüzleşmeleri gerekti. Ümit ediyorum ki orada gördükleri bir takım olayları uluslararası siyasette de artık daha aklı selim hareket etmeleri gerektiği yönünde değerlendirmeleri yaparlar. Biz açık ve netiz. Bu konuda açık ve net olarak da konuşacağız. Dediğiniz gibi ümidim o yöndedir. Yani yapılan açıklamaların, ortaya konan tavırların daha mantıklı ve aklı selim olarak yapılması gerektiğini biz de onlara uzun zamandır söylüyoruz. Bakalım gidince göreceğiz inşallah. Bakalım neler olacak. Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın söylediği sözde öne çıkan bir ifade. Açık ve net. Bu noktada Başkan Erdoğan'dan Brüksel'den yeni görüntüler de geliyor. Az önce basın toplantısı gerçekleştirmişti. Canlı gelen görüntüler Brüksel'den. Başkan Erdoğan ve Türk heyeti artık yavaş yavaş Brüksel'de NATO karargahından çıkıyor şu dakikalarda. Başkan Erdoğan yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun da vardı. Geniş bir kalabalık bir heyet, artık tabii ki o yoğun diplomatik trafik tamamlandı ve Başkan Erdoğan kısa bir süre içerisinde Brüksel'den hareket edecek, Azerbaycan'a gidecek. Şimdi Sayın Kılıç'ın bıraktığı noktada açık ve net. Sayın Melih Altınok'la devam edelim. Başkan Erdoğan'ın aslında uzun yıllardır yapmış olduğu diplomatik çabaları, çalışmaları ile birlikte Erdoğan diplomasisi olarak adlandırdığımız bir diplomasi türü aslında ortaya çıktı. Bugünkü görüşmelerde de çok net ifadelerde bulunduğunu söyledi. Nasıl okumamız gerekir Erdoğan diplomasisini bugünkü görüşmeler için? Tabii ki diplomasi de çok önemli bu deneyim. 18 yıldır bu ülkede, bir ülkede en çok oyu alarak iktidarda kalıyorsunuz ve uluslararası politikayı da yürütüyorsunuz. Şimdi Trump geçen zirvelerde bayağı sorun çıkarıyordu. Hatta Putin geçtiğimiz günlerde ilginç bir röportaj verdi bununla ilgili. Öngörülemez bir kişilikti. Biden'la daha öngörülebilir bir süreç oluyordu dedi. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü Sayın Trump'ın... Altınok, bir son dakikamız var, onu da verelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geliyor açıklama. Bir yandan da koronavirüsle mücadele devam ederken SGK'ya kayıtlı çalışanların tamamına, yani tüm memur ve işçilerin aşı kayıtları, aşı randevuları bugün itibariyle açılmış durumda. Daha doğrusu yarın açılıyor, hemen düzeltelim. Onu da belirtelim. Bu bir başka sıcak gelişme. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, bu maske işine dönecek aşılar. Bir ara aşı, biliyorsunuz, maskeler için de aynısı söz konusuydu. Maske yok, bulamıyoruz, şu bu falan diye. Artık aşılar da geliyor, tedarikte hiçbir sorun yok. Herkes rahat rahat aşısına olabilir. Madem bu son dakikaya girdiniz, evet, bunu söyleyeyim. Aslında biraz da bu NATO zirvesinde de yüz yüze görüşmenin faydalarını da görüyoruz. Daha önce işte telekonferanslarla yapılan uluslararası toplantılarda bu kadar olumlu sonuçlar doğuracak kişisel ilişkiler çıkmıyordu. Cumhurbaşkanının o kişisel deneyiminden bahsediyoruz. Burada da onu konuşturmuş. Yüzler gülüyordu.
Zaten zirveye giderken de sorunlu noktaları açıkça bütün taraflar ortaya koymuştu. Türkiye'de tavrını net olarak ortaya koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir değişiklik olmadığını biliyoruz. Sadece şu, bunun altını çizmek gerekiyor. Az önceki konuşmacılar da söylediler. Biden'ın örneğin Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz yönünde açıklamaları vardı seçim sürecinin hemen öncesinde. Evet. Bunları tabii ki onu da konuşacağız. İçeride bizim muhalefet de yakından izliyor zirveyi. Çünkü aşağı yukarı dile getirdikleri söylemlerin çoğu, tırnak içinde söylüyorum, NATO zirvesindeki karşı tarafın tezleriydi. Onlar da buradan çıkacak sonuca göre belki üzerlerine alınacaklardı. Önümüzdeki dönemde bir fırsat doğdu diye düşüneceklerdi. Ama Biden onları seçim sürecinde dile getirmişti. Bunu çok iyi biliyoruz. Bir de Biden aslında Trump'tan bahsediyoruz ya, şahsi özellikleri öne çıkan bir karakter falan değil. Bir koalisyonun temsilcisi. Yani şahsi özelliklerinin iki ülke ilişkileri arasındaki durumu etkileyecek bir potansiyel taşıdığını düşünmüyorum açıkçası. O da herhalde şu aklı selim noktaya gelmiştir. Seçim önceki durum çok farklıydı. Türkiye gibi Orta Doğu'daki çok eski bir müttefikiniz, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip güçlü bir ülke. İlişkilerinizi kalkıp saçma sapan maceralara heba edemezsiniz. Amerikan Devlet, ABD Devlet Başkanı'ndan bahsediyoruz. O rasyoneliteye geldiklerini düşünüyorum. Ve burada işte yeni Berlin Duvarı'ndan bahsediliyor. Ukrayna'da kurulması planlanan. Bir stratejisi var Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i ve Rusya'yı karşıya alan. Türkiye gibi müttefikle ilişkilerini statükoyu bozmadan devam ettireceğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da bunu görüyoruz. S-400 konusundaki tavrımız, fiili durum devam ediyor. Aynı iddiamızda. Afganistan konusunda evet, bir ilerleme kaydedilmiş anlayabildiğimiz kadarıyla yapılan açıklamalardan. Bu da önemli bir gelişme. Ben önümüzdeki dönem daha iyi bir noktaya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum Amerika ilişkilerinin de. Türkiye'de bu pozisyonunu yine Akif Bey de, Sayın Bakan da az önce açıkladı. Deneyimli bir diplomasi alanında deneyimli bir siyasetçi olarak Türkiye'de tezlerini net şekilde öne koyarak ilerledikçe bence aklı selim bir noktaya ilerleyeceğiz. Muhalefet konusuna daha sonra geleceğiz. İlerleyen dakikalarda konuşacağız tabii muhalefet konusu ama başka Sayın Bakan'a da sorularım var. Dışişleri Komisyonu Başkanısınız. Yani Amerika'ya gideceksiniz. Diğer siyasi partilerden temsilciler de yanınızda. Onlarla ilgili de sorum kesinlikle var. Kesinlikle. Soracağımız çok fazla konu var. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken bir ifade aslında. Terör örgütleriyle mücadele, terörle mücadeleydi. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapılması ne yazık ki devam ediyor dedi Başkan Erdoğan. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a PYD'ye desteğin artık sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleriyle olan işbirliği ya da teröre desteği. Bu noktada nasıl bir süreç bizi bekleyecek Türk-ABD ilişkileri ve tabii ki hemen güney sınırımızda hem Suriye hem de Irak'ta yaşananlar göz önüne alındığında. Evet, Türkiye'ye Brüksel'e gitmeden önce yeni bir terör saldırısı yaşadık sınırımızın hemen yanı başında. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri sır değil. Trump döneminde aslında Orta Doğu'dan çekilme bu gibi projeler dile getirilmeye başlanmıştı. Ama Biden göreve gelir gelmez biz orada olacağız. Amerika varlığını daha fazla hissettirecek dedi. Bu da S-400'ler gibi Türkiye ile ABD arasındaki o çözülmeyecek problemlerden birisi. Ama bir sıkışma var aşağıda net bir şekilde. Yani Amerika'nın sadece PKK'ya, PYD'ye verdiği destekle bölgedeki varlığını sürdürmesi mümkün değil bu terör örgütünün. Artık diğer Kürt gruplardan da ciddi baskılar var. Geçtiğimiz günlerde de Kandil'deki o PKK'nın ileri gelenleri Kürt partilerine örneğin çağrılar evet, yapıyorlardı. Bölgedeki durum da değişmeye başlıyor Gökhan. Dolayısıyla yine Türkiye'nin lehine bir gelişme olacağını düşünüyorum bölgedeki gelişmelerin. Bu da ama bugünden yarına çözülecek bir şey değil. Bu noktada Sayın Özgür Tör'le devam edelim. Türkiye'nin son dönemde çok kararlı operasyonları var. Bölgede yapmış olduğu pençe operasyonlarıyla birlikte kararlılık daha net bir şekilde gidiyor. Mahmur'a yönelik operasyonlar vardı. Türkiye'nin sahadaki güçlü duruşu diplomasiyi nasıl etkiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bu güçlü duruşuna karşı daha ne kadar terör örgütleriyle işbirliği yapabilir? Şimdi tabii bu soruyu cevaplandım şöyle. Bizim açımızdan şöyle kolay. Türkiye'nin kararlılığı devam edecek. Ama hak verilmez alınır. Yani karşı tarafın biz iyi niyetini beklememiz lazım bu konuda. Biz kararlılığımızı devam ettirmemiz lazım ki bu süreçte de bunu görüyoruz. Yani S-400 konusunu mu görüyoruz? Ve şu ifade çok önemli. Örgütlerin arasına, terör örgütlerinin arasına ayrım yapmak, yani senin teröristin, benim teröristim ifadesi çok sıkıntılı bir ifade. Şimdi bakın Asala, 1983 yılı diye hatırlıyorum, tarihi yanlış söyleyebilirim. Orly Havalimanı baskını vardır. Ondan sonra bir anda, o zamana kadar bizim bir sürü büyükelçimiz, o bu yabancı misyon şeflerimiz, konsolosluklarımızı şehit ettiler. O ana kadar Batı'dan pek ses gelmedi. Yani bunlar terörist olur mu? Ama Orly Havalimanı'nda yabancı vatandaşlar yani orada yaşayan Avrupa'nın göbeğinde olunca ya dediler bunlar teröristmiş. Bir anda o zaman akıllarına bunların terörist olduğu yani bu laf bence terör örgütler arasında ayrım yapılmaması lafı çok önemlidir. Yarın öbür gün
Bu PKK'lı teröristler Batı'da herhangi bir yerde bir şekilde, mesela nasıl İran kuzeyinde peşmerge ilerledi mi, bir geçenler evet. çatışma oldu. Herhangi bir sıkıntı o zaman onların terörist olduğunu anlarlar. Yani ne yazık ki bu makyavelist bakış açısı bu böyledir. Sayın Tör, buyurun. Sözünüzü keseceğim. Bir virgül koyalım çünkü reklama gitmemiz tamam. gerekiyor. Reklamdan sonra tamam. önemli açıklamalar yapacağız. Çok fazla konu var. Hepsini birden konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz ama kısa bir reklam arası. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündem ise NATO zirvesi ve Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu önemli görüşmeler var. Değerli bir yayın konuğumuz da şu an yayınımıza katıldı. Ekonomist Profesör Doktor Sayın Sefer Şener. Sayın Şener, siz de yayınımıza hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz ama tabii ki ilk bölümde sözünü kesmiştik reklam arasına gitmeden önce. Sayın Özgür Tör'le birlikte sorumu bir kez daha tekrarlayayım. Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD'ye vermiş olduğu desteği kısa vadede sizce keser mi ya da çeker mi? Yani kesmesini istiyoruz ama ben keseceğini düşünmüyorum. Şahsi fikrim olarak kesmesini beklemiyorum. İnşallah keser tabii. Bunu da dileğimi de söyleyeyim. Şimdi burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğini sağlama yönelik politika ürettiğini unutmamamız lazım. Bu önemli bir konu. Hatta bu politika üretirken biraz önce Sayın Bakanım da özellikle söyledi. Kendi bölgesel komutanlıklar arasında bile bazen çıkar çatışması oluyor. Bırakın hani bizim iki ülke arasındaki bu konulardaki anlaşamamazlıklarımızı. Çünkü NATO'nun kuzey kanadının şeyini kıracak, etkisini azaltacak ve o müttefiklik zincirini kıracak dolaylı etkilerin çıkmasına biraz çekiniyorlar. Yani şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'yi hem kaybetmek istemiyorlar. Hı-hı. Çünkü jeopolitik konum ve bulunduğu silahlı kuvvetlerin gücü, Türkiye'nin genel gücü itibariyle baktığında, milli güç unsuruna baktığında önemli bir ülke. Ama bir yandan da ne yazık ki bu özellikle PKK-PYD konusunda, PKK eşittir PYD zaten, yakın zamanda bir davranış değişikliği yapmayabilirler. Ama ben konuşmamın başında şunu demiştim biraz önce, aradan önce. Yani hak verilmez alınır. Yani oralar kesinlikle dünyada hiçbir ülke hemen güneyinde kendisi sınırına yakın bir terör koridoru ve terör yuvasını kabul etmez. Amerika Birleşik Devletleri de kabul etmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde Texas'ta hemen sınırında o kendisine nehri Meksika ile arayan bölümün arkasında 20-30 kilometrelik bölümde teröristlerin yuvalanması, bunun Amerika'ya saldırmasını kabul eder mi? Evet. Etmez. 11 Eylül saldırısına bile gitti, ne yaptı? Ta Afganistan'a, Irak'a değil mi? Darmadağın etti. Şimdi Türkiye de bunu kabul etmeyecektir. Bir kere burada hiç kimse geleceğe yönelik hayal kurmasın. Aşağıda bir terör koridoru kurulmayacaktır. Nokta diyoruz. Sorun bunun şöyle önemli... soralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen güney sınırına bir terör unsuru var ve Türkiye o terör unsuruna destek verseydi, ABD yönetimi ne yapardı? Bir kere o orayı yani aşağıda hemen terör gelen yere her türlü silah sistemini kullanarak, yani her türlü derken geniş tutuyorum. Yani kimyasal, biyolojik her türlü silah sistemini kullanarak orayı bir kere dümdüz ederdi. Ondan sonra teröre destek veren ülke, ki bizim Türkiye'nin tarihinde, geçmişte Osmanlı, yani kesinlikle. Bakın tarihimizde böyle bir kara leke hiçbir zaman yoktur. Ve o ülkeyi de şey yapardı. Hani bu ne diyordu? Teröre destek veren ülkelerle ilgili Suriye bir ara Libya yapmış. Ne demişti onlara? Şer ekseni değil mi? Evet. Öyle ifadeler kullanmıştı, evet, ona şöyle benzeyen. Onu da terör devleti falan gibi şeylere kategorisine alıp her yerde de bununla ilgili filmler çeker. Yani şey de kullanır. Sadece kamu diplomasisin değil, sosyal medyadan tutun normal medyaya kadar bütün kamuoyun, dünya kamuoyun algısını değiştirecek faaliyetlere girer. Peki ki oraya. Neden Türkiye'nin bu haklı mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından? İşte burada şimdi buradaki olay aslında çok önceden başlıyor. Bunu ben Vekalet Savaşı Hibrit Harekat kitabımda da yazdım. Odet Dinon, ondan önce Ebu Annan şunu yapıyor. Diyor ki İsrail'in güvenliği için, çünkü 1967 yılında savaşı neredeyse, düzeltiyorum, 73 yılında, 73 yılında Yom Kippur'sa neredeyse kaybetme gibi bir emareye geliyor. Çünkü küçük bir ülke coğrafi olarak. Bunu kırmak için diyor ki biz ne yapmamız lazım? Bizim bu Orta Doğu'da ırksal, mezhepsel, dinsel ve diğer her türlü yönden bölge halklarını bölmemiz lazım. Bunun için model ülke olarak da Lübnan seçiliyor. Bakın Hristiyan falancist dedikleri hemen onlara, İsrail'sine yakın bölgeyidekileri destekliyor. Başka tarafları da başka ülkelere, yani beşe bölüyorlar. Destekliyor ve iç savaş planlıyor, evet, ve bunu gerçekleştiriyor. Sonra kendi müdahaleleriyle bunu durduruyor. Bunun aynısını daha sonra biz yıllar sonra işte Arap Baharı dediğimiz, yani şu an Suriye'deki, Irak'taki olaylarla görüyoruz. Yani burada İsrail'in güvenliğinin alınması ile ilgili bir kategorik safa içerisinde ilerliyor onlar açısından. Ama burada şimdi İsrail'in güvenliği, onun güvenliği, bunları ben bir şey demiyorum. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin de güvenliği çok önemli. Ve bu coğrafyada biz çok eski dönemlerden beri varız. Önümüzdeki yıllarda da, önümüzdeki binlerce yılda da herhangi bir yere gitme gibi bir şeyimiz yok. Şimdi ben şeye bağlayayım, şurada çok önemli bir konu bu. Şimdi burada
Cumhurbaşkanımızın özellikle burada belirttiği şey, terör örgütlerinin arasında ayrım yapmama konusu var. İlk bölümü çok az değindim, yarım kaldı. Bu bölüm çok önemli. Asala örneğini verdim. Asala ne zaman ki Fransa Olli'de saldırı yaptı, o zaman terörist olduğunu anladılar. Bu önemli. Bunun yani anlaşılması için böyle bir şey mi olması lazım? Ben onu özellikle vurulmak için söylüyorum. Burada bakın toplantılar silsilesine bakın. Önce G7 toplantısı yaptılar. Değil mi? Batı, yani Biden işte İngiltere, evet. Kanada, G7 ülkeleri toplandı. Burada neyi konuştular? En büyük konuştukları konuların de Çin'di. Yani Rusya'da var ama Çin. Bu kuşak yol projesi, tek yol tek kuşak projesinin nasıl engelleriz'in mealinde sonuçlara resmi olarak açıklandı. Ondan sonra toplantı NATO oldu. Daha sonra da Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ikili bir görüşme yapacaklar. Yani burada aslında Batı, onlar açısından söylüyoruz. Batı sektöründeki alanı stabilize ederek ondan sonra Uzak Doğu'ya 2030'lardaki konsepti hazırlamada NATO konsepti dedikleri ne biliyor musunuz? Çin'in Amerikan-Çin mücadelesinde NATO ülkelerinin ne kadar desteğini alabiliriz? Rusya'yı tespit ederek ama. Yani Rusya yerinde kalacak. Saldırganlığını onlar açısından söylüyorum. Avrupa üzerine tutmayacak. Ona göre bir güç dengesi kuracaklar. Ve Çin'e nasıl buradan angajmana girecekler? Bunun hatta bu İngiltere'nin son zamanla çıkan iki tane uçak gemisinin dahil üzerindeki uçakların oralarda kullanılması, lojistik gemilerini kullanılması gibi planlar var. Evet. Şimdi teknik detaya çok girmiyor ama yani burada hedef Çin'le olan angajmana NATO ülkelerinin ne kadar desteğini alınır üzerinde. Şimdi burada bizi ilgilendiren bölüm var. Tek yol tek kuşak dedik ya. Bakın bizim Cumhurbaşkanımızın şu an nereye gidiyorum dedi açıklamasında. Azerbaycan'a gidiyorum dedi. Şimdi bu bölümü ben çok önemli görüyorum. Niye önemli görüyorum? Tam NATO zirvesinden sonra yani bu ikili görüşmenin özellikle Amerika'dan sonra gittiği yer Suşa ziyareti. Ve tam o şeyde görüşmelerde değil mi? Bizim oradan Nahçıvan'ı bizi Azerbaycan'a bağlayan, dolayısıyla bütün Orta Asya'ya bağlayan hatta Rusların da yan desteğini verdiği Ermenistan'da o bölümü çıkarılarak işte Rusya ile Türkiye arasındaki bir şeyde koridorun geçmesi bölümü. Bu önemli bir eşik. Yani buradan bu görüşmeden sonra oraya gidilmesinin de ben önemli bir mesaj olarak iyi algılanması gerektiğini özellikle Amerika Birleşik Devletleri algılarla onlar. Öyle düşünüyorum. Sözümü duralım diyoruz. Peki tamam. Ziyaretin ama eksik kaldı söyleyeceklerim. Daha sonra devam edeceğiz. Birazdan devam edeceğiz. Vaktimiz uzun. Şimdi bir kez daha ben Sayın Akif Çağatay Kılıç'a dönmek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne vermiş olduğu destek hep uzun yıllardır Türkiye'nin gündemindeki bir konu. Biden yönetimiyle birlikte aslında o desteğin biraz daha netleştiğini de gördük geride bıraktığımız günler içerisinde demokratlar açısından. Daha ne kadar sürdürülebilir Amerika açısından terör örgütleriyle işbirliği yapmak? Şimdi tabii şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Sayın Biden, şu anda başkan olan Sayın Biden, daha önce Sayın Obama döneminde başkan yardımcısıydı. Bu değerlendirmeleri yaparken başkan yardımcılığı dönemindeki ortaya koyduğu performansla şimdiki performansını tabiri caizse biraz karşılaştırmak gerekiyor. Evet. Çünkü bakın o zamandan beri biz ne diyoruz Türkiye olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o zamanki açıklamalarını hatırlayacak olursak, terör örgütleriyle başka bir terör örgütüyle mücadele etmeyin. Gelin biz bunu beraber halledelim. Türkiye olarak, NATO olarak, Amerika ve müttefikler olarak. Orada o hata yapıldı. Biraz evvel konuştuğumuzda işte CENTCOM, EUROCOM arasındaki farklılıklar, konunun uzmanları neyi kastettiğimi çok iyi anlarlar. Ama bu ayrımların artık ortadan kalkması lazım. Evet, Amerika bugüne kadar, Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar çeşitli terör oluşumlarıyla iç içe olarak bir takım mücadeleler vermeye çalıştı. Ama işin neticesinde geldi ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği mücadelenin ve etkinin, yani sadece mücadeleyi vermek değil burada, ortaya koyduğu mücadelenin sonucunda elde edilen etki. Hiç bunu çekinmeden konuşmamız lazım ve söylememiz lazım. Bakın, DAEŞ'i çökerten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ne Amerika'nın oradaki çıkışlarıdır, ne orada PYD, YPG, PKK işbirliğinin içerisinde yapılan bugün hala PKK, PYD ve YPG'nin sözüm ona kontrol ettiğini iddia ettikleri hapishanelerde DAEŞ'e mensup terör, yabancı terör savaşçıları var. Onların ne yapacaklarıyla ilgili şu anda müzakere yapılıyor. Evet. Birçok ülkede. Çünkü bunlar bakın çoğu da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları. Çocukları olmuş, aileler kurulmuş. Siz istediğiniz kadar deyin ki ben onları tanımıyorum. Yani bunlar gerçekleşmiş. Dolayısıyla bunlarla bir
mücadele edilmesi gerekiyor ve insan hakları çerçevesinde, demokrasi ve hukuk çerçevesinde yapılması gereken, atılması gereken adımlar var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu noktada artık oradaki hukuk dışı ve insan haklarını ihlal eden örgütlerle, terör örgütleriyle işbirliği yapması artık mümkün olmayacaktır. Ha diyeceksiniz ki bugüne kadar oraya göndermiş olduğu işte silahtı, mühimmattı, mali destek, siyasi destek, bunların hepsi bakın biraz evvel dile getirildi. Yani Amerika'nın bölgeyle alakalı okuyuş tarzı. Burada hiç kendimizi şey yapmayalım. Bir takım basın sitelerinden, sosyal medyadan elde edilmiş bilgilerle hareket edenler olursa hataya düşerler. Evet. Ki düştü Amerika geçmişte. Yönetimler. Gerçekler ve doğrularla arazide hareket edildiği zaman o zaman doğru adımlar atılır. Bizim şu anda yaptığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine dile getirmiş olduğu bakın çok net bir şekilde yine söyledi. Yani bu işbirliklerini bırakın. Biz burada olduğumuz sürece bu işbirliklerinin başarıya ulaşma imkanı yok. Neden? Gerçeklik bizim arazide oluşumuzdur. Gerçeklik ve hakikat sosyal medyada, o basında, bu basın kuruluşunda, şu gazetede, bu haber televizyonunda siz istediğiniz kadar işte yok peşmerge şöyle yaptı, yok işte PKK, PYD, YPG şunu. Bunların bir anlamı yok, karşılığı yok çünkü. Evet. Şimdi bakın, biraz evvel konuştuk. Yani ben geçen hafta içerisinde Avusturya'daydım. Viyana'da muhataplarımızla görüşmeler yaptık. Ya bana bir soru soruldu. Ben şaşırdım ama şöyle şaşırdım. Yani sorunun sorulmuş olmasına şaşırdım. Sorunun geleceğini veyahut da olabileceğini arkasındaki gerçekliği zaten biliyorum. Bilgiyle hareket edilmiyor. Bütün sorun burada. Eline birilerinin bir belge tutuşturuluyor. İnternetten şuradan buradan indirilmiş. İşte bir takım sitelerden toplanmış doğru veya gerçek olmadığı kontrol edilmemiş olan bilgiler. Bana şunu sordular. Sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye neden tarih komisyonu kurulmasının, arşivlerin açılmasının önünde engel? Dedim ki bana soran milletvekiline bakın siz bu soruyu bana soruyorsunuz. Kendinizi bunu ne soran kadar, bir milletvekili. Ne kadar bilgisiz olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Söylediğiniz konuyu teklif eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun başbakanıydı. O zaman başbakandı Cumhurbaşkanımız. Kendi teklif ettiğimiz, yapılmasını istediğimiz bir konuda bize şu soru, bana şu soruyu soruyor. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Yani bu kadar bazı konularda bilgilerden yoksun. Burada işte algı operasyonları devreye giriyor. Tekrar. Burada işte sosyal medyadaki olay devreye giriyor ve Melih Bey'in biraz evvel dile getirmiş olduğu gibi işte o zaman çıkıyorsunuz seçim kampanyanızın içerisinde Türkiye'deki siyasetle alakalı yok işte muhalefeti destekleyeceğiz, onu destekleyeceğiz, bunu destekleyeceğiz diyorsunuz. Sonra seçildiğiniz zaman da o sözlerden nasıl geriye döneceğinizin yollarını arıyorsunuz. Ondan sonra muhatabınız sizin karşısında oturunca, açık ve net şekilde sizinle konuşunca her şey ortaya çıkıyor. Evet. Bu noktada Sayın Melih Altınok'la devam edelim. Başkan Erdoğan'ın kullandığı cümlelerden biri de doğrudan diyalog kanallarının doğru ve düzgün bir şekilde kullanma konusunda mutabık kaldı diyor Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la. Şimdi tabii Amerika-Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman çok fazla aslında sorunlu bölge var. Ve o bölgelerden biri de aslında FETÖ'yle mücadele. Ki Türkiye'nin çok uzun yıllardır hukuki olarak belgeleri teslim ettiğini biliyoruz. Ve FETÖ elebaşını ve diğer FETÖ'cü teröristlerin teslim edilmesini istiyor Amerikan yönetimde. Ama Amerikan yönetimi bugüne kadar bu yönde hiçbir adım atmadı. Daha ne kadar tıpkı PYD'de, PKK-PYD sorusunun bir benzeri. Daha ne kadar Amerika Birleşik Devletleri FETÖ terör örgütüyle de işbirliğine devam edecek sizce? Evet, kullanım alanı varsa onlarla ilişkisine devam ettiriyor. Şimdi bu ajanlar deşifre olmuş tipler. FETÖ dediğimiz NAHAV'ı CIA'ya ait olan bir yapı. Bunlar deşifre oldular. Artık Türkiye'de kullanılabilir bir alan varsa onları tutacaklardır. Yani bu kadar açık bunun şeyi. Zaten bugünkü zirveyi izlerken o FETÖ'cü hesapların yaptıkları yorumlardan da evet, görüyorsunuz. Yani Trump döneminde çok rahatsızlardı. Ama Trump bile bunu gerçekleştirmedi, bu iade sürecini ya da en azından üzerlerine gitme işini. Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde bunu yapar mı? NATO zirvesini konuşurken şunu ayırdık. Hani bir askeri yönü var, bir de bunun bir ideolojik yapısı var NATO'nun. O ideolojik yapı da bir takım politik doğruculuk kalıplarını aslında öne çıkartıyor. İkinci Dünya Savaşı sonra kurulan dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çekti bir yapı ve yeni bir paradigmadan bahsediyoruz. O paradigmanın içinde çok muğlak tanımlar var. Örneğin
PKK ile YPG ile ilişkilerini kendi kamuoyuna bunların özgürlük savaşçısı olduğu şeklinde sunuyorlar. Ya da FETÖ, onlara sığınan tipleri dizilerinde falan görüyorsunuz. Onlar haksızlığa karşı çıkmış bilmem ne tipler, muhalifler, meşru muhalifler gibi evet. görüyorlar. Bu yapının yakın süre içerisinde değişmesi çok mümkün değil açıkçası. Ama bu olacak. Yani bu çatışma noktaları devam edecek. Bugünden yarına çözecek şeylerden bahsetmiyoruz ama Türkiye'de elbette ki bunları bir koz olarak da kullanacaktır masada konuşurken. Çünkü açıkça deşifre olmuş bir yapıdan bahsediyorsunuz. Bu süreç içerisinde şunu düşünmek gerekiyor. Bakın, on binlerce insan yurt dışına kaçtı. Bu PKK şeylerden bahsediyorum, FETÖ'cülerden bahsediyorum. 15 Temmuz sonrası. Bu adamlar 7/24 enerjilerini Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerini harcıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yere gidiyorsunuz. Bizimkiler bazen orada Türklerin dernekleri ya da hükümetle ilişkili çalışmalar yapan, sivil toplum çalışmaları yapan gruplar var. Bunların toplantıları sabote ediliyor. Ve 50-60 bin kişilik bir kadro. Şimdi Sayın Bakan'a sorulmayan dışişlerimizin kadrosu ne? Dışarıda lobi faaliyetleri yürüten toplam şeyi ne? Evet. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlara karşı sivil toplumun, medyanın bir taarruzu olması gerekiyor. En azından o kirli suyun akıldığı mecraya biraz temiz su dökülmesi gerekiyor. Ve bu noktada Türkiye'deki muhalefetin de üzerine düşen bir konu var. Biz burada neyi konuşuyoruz şimdi? Türkiye'nin ulusal meseleleri. S-400 sadece bir partinin ya da iktidarın sorunu falan değil. Suriye'nin kuzeyindeki varlığımız terör unsurlarına karşı. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'deki varlığımız. Bunlara dair politikaları ulusal politika olarak görmek gerekiyor. Bugün bakın bu saydığım maddelerin hepsine dair Türkiye'deki muhalefetin tezlerine bir bakın. S-400'ler sarayı koruyacak. Masraf. Doğu Akdeniz'de niye oluyoruz? Yani ne işimiz var Doğu Akdeniz'de? Bizi YPG mi vuracak? Bizi Yunanistan mı vuracak diyen bir muhalefetin olduğu ortamda siz FETÖ'cülerin taarruzlarını, PKK'lıların taarruzlarını biraz zor savuşturursunuz. Şimdi ben Sayın Bakan'a onu sormak istiyorum. Dışişleri Komisyonu'ndasınız, başkanısınız, sürekli gidiyorsunuz. Amerika'ya da gideceksiniz. Yeni gitmeye başladı. Yeni evet Amerika'da hafta sonu yine Amerika'da. Pazar günü inşallah. Pazar günü. Komisyonda kimler var? Orada o komisyon Amerika'ya giderken muhalefet partilerinden de unsurlar var. Meclisimizde evet. oluşuyor. Nasıl bir hava oluşuyor? Samimi bir şekilde size bunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir kere zaten Covid kısıtlamaları dolayısıyla kısıtlı bir heyetimiz olacak. Siyasi partilerden birer temsilci olacak. Ve biz bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti olarak ve ben başkan olarak katılacağım. Şimdi şunu söylemek gerekir. Tabii bazen bir takım konularda tabii ki fikir ayrılıklarımız var. Doğaldır. Evet. Doğal olarak siyasi anlamda çünkü ayrılıklarımız var ama bazı konular var ki bu noktada bizim herhangi bir şekilde farklı bir ülkede yani yabancı bir heyetin huzurunda farklılıklarımızı dile getirmek gibi şansımız olamaz. Benim de bu noktada hassasiyetim var. Yani ben farklı düşündüğüm şeyler olmuyor mu muhalefette? Var tabii ki. Ama tabii önden bir takım konuları görüşüyoruz. Yani açılması muhtemel olan konular veyahut da bu anlamda temel ayrılıklarımızın olduğu konular. Örnek vereyim, Katar ziyaretimiz oldu. Tabii ki bütün siyasi partilerden yine temsilci arkadaşlar vardı. Farklı fikirler olabiliyor ama orada bir birliktelik güzel böyle bir hava sağlığı verdi. Yani. Tabii. Ha şu var. Bakın ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşıyım. Seçilmiş milletvekiliyim. Tüm milletvekilleri gibi milletimizi temsil etme şerefine erişmiş bir insanım. Bu bana bir sorumluluk getiriyor. Aynı zamanda Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak da görev yapıyorum. Bayrağımızın milletimizin temsilinin olduğu yerde sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Edilmezse onun da cevabı usulünce o anda verilir. Ya bundan da hiç çekincemiz olmaz. Dolayısıyla hassasiyet gözetilmesi gereken konular da önceden konuşuyoruz. Zaman zaman tabii şu da oluyor. Yani bunu hiç açık ben bakın bazı şeyleri milletimizin önünde açık konuşmamız evet. lazım. Konuşmadığımız zaman bir soru işaretleri çıkıyor. Bakın bazı zamanlarda siz bir davetli olarak gidiyorsunuz. Misafir olarak gidiyorsunuz. Zaman zaman sizi konuk edecek olan muhatabınız da sizden bir takım taleplerde bulunabiliyor. Onları da karşılamanız gerekiyor. Şunu da unutmayalım. Yani tabii ki muhalefetin içerisinde herkes aynı şeyi düşünmüyor. Veyahut da dışarıdaki
hakkını teslim etmem lazım. Şimdi birçok gittiğimiz arkadaş ciddi manada uluslararası toplantılarda milli hassasiyetlerimizi gözeterek hareket etmeye çalışıyor. Etmeyen arkadaşlarımız olduğu zaman da onlar da iç politikaya yansıdığı kadar öyle bir farklılık olmuyor yurt dışına gittiğinizde. Olmaması konusunda özen gösteriyoruz. Olması durumunda da dediğim gibi o an müdahil olup konuyu orada nihayete erdirmeye çalışıyoruz. Ama bu dediğim gibi bakın biz hepimiz dediğim gibi milletimizi temsilen orada bulunuyoruz. Milletimizin bu temsil hassasiyetini olan arkadaşlarımızla gidiyoruz. Ha, açık söyleyeyim. Ben örneğin Avusturya'ya HDP temsilcimizleri yoktu. Katar'da da olmadı. Azerbaycan'da da olmadı. Almanya'da zaten Covid kuralları gereği kendim gittim. Ama heyet olarak gitseydim de bu şekilde yine bir heyet olacaktı. Yani burada bakın 24 Nisan ile ilgili sözde Ermeni soykırımı bu konuyla alakalı bir bildiri yayınladı meclisimiz. Ya onun altına imza atacak herkes. Evet. Bu milletin temsilcisi olduğunu tabii söyleyen. Şunu söyleyemezsiniz. Benim fikrim bundan farklı. Ya kusura bakma. O zaman sen tamamen ve tamamen belli ortamların, belli yönlendirmelerin iradesiz oluşunun ispatını ortaya koymuş olursun. Dile getirdiniz. Viyana'daydık. Ben Viyana'daki ziyaretimizde büyükelçiliğimize de gittik. Şehit edilen büyükelçimizin makam masası hala orada duruyor. Bir anı olarak. Bu milletin evlatları büyük büyük bedeller ödedi. Bugün evet, olduğumuz yere gelmek için kusura bakmasın hiç kimse. Biz bu tarihimizin karşısında, bu ödediğimiz bedelin karşısında bu milletin başını öne eğdiremeyiz. Evet. İç siyasette tabii bazen farklı düşünce olabilir ama Ayşe'nin tatile çıkması gerektiği zaman da eğer birleşebiliyorsa, bir yaşı ilerlemiş seyrede olan Ayşe niye tatile çıktığını bilirler. O zaman bu doğru bir... Farklılık rengimizdir tabii ki, farklılık olacak. Bunlar içeride tartışılacak. İçeride evet, sıkıştıracaksınız evet, siyasal iktidarı. Ama o soruya evet, cevap aldık sayın. Kıbrıs davası gibi mesela. Kırcık birazdan davalarda. Kıbrıs'ta konuşacağız zaten. Önemli evet, konu başlıklarından aslında evet, onu biri, bir şey yapmak lazım. En önemli benim acizane burada Miçotakis görüşmesi de evet, çok önemli bir... Onlara birazdan da bakmak lazım. Kırmızı görüşmeler olacak çünkü Merkel, nasıl olacak? Bu Ayşe tatile çıkması şeyi söyleyeyim de, Ayşe'nin tatile çıkması tatille alakası yok. Kıbrıs harekatının şifresidir. Evet. Yani genç arkadaşlar belki bilmeyebilirler. Belki o kadar olacak ya. Bu kadar açıklama yaparsak hiç konuşamayız değil mi? Şimdi gelelim ekonomiye biraz. Aslında Türk-ABD ilişkilerinin önemli bir noktalarından biri ekonomi. Geride bıraktığımız dönemde Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmelerinin ardından 100 milyar dolarlık bir ticaret açma hedefinden bahsetmişti. İki ülke arasında tabii ki ekonomi alanında da çok yoğun bir ticaret ilişkileri var ama özellikle Donald Trump döneminde zaman zaman ekonominin de bir silah olarak kullanıldığını da görüyorduk. Pek çok kez şahitlik ettik. Şimdi Sefer Hocam, ne söylenebilir Türk-ABD ilişkilerinin ekonomi açısından? Nasıl bir yöne doğru evrilebilir? Şu anki ilişkiler bize ne anlatıyor? Tabii bu görüşmelerde özellikle ekonomide gündeme geldiğini anlıyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında çok net olarak pandemi sonrası ortaya çıkabilecek olan yeni fırsatları da ekonomik olarak değerlendirdik şeklinde söylendi. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde açıkçası ekonomi bence bazen politikadan çok daha önde. Evet. Çünkü çok köklü bir ilişki var aslında baktığınızda. Türkiye'ye gelmiş, 1930'larda gelmiş Amerikan firmaları var. Biliyorsunuz Türkiye'de 2000'in üzerinde Amerikan menşeli firma var şu anda faaliyetini sürdüren. Ve 100.000'in üzerinde de istihdam sağlıyor bu firmalar. Yani çok ciddi anlamda aslında Türkiye ile Amerika arasında çok güçlü bir ekonomik bağ var baktığınızda. Evet. Ve bu da Cumhuriyet'in başına dayanan bir bağ. Hatta şunu da söylerim, bu pandemi döneminde çok önemli artış gösteren ihracatımızdaki kısımlardan bir tanesi de Amerika'ya karşı oldu. Yani pandemiye rağmen Amerika'ya yaptığımız ihracat şu anda 3. sırada. Ne veriyoruz en çok ihracat? Ne gönderiyoruz? Mobilya sektörü var son dönemde pandemiyle birlikte gelişen ve sağlık sektöründe özellikle çok ciddi anlamda mamuller gönderdik. Ama bu tabii şöyle söyleyeyim, ihracatımız da 3. sırayı aldı Amerika Birleşik Devletleri şu anda. Yani ilk sırada Almanya var, 2. sırada İngiltere var, 3. sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Hı hı. Yani makas da kapandı aslında baktığınızda. Hani Çin'le yaptığımız ticarette farklı bir olgu var. Ya da Rusya ile yaptığımız ticarette daha çok ithalat yapıyoruz. Evet. Daha az ihracatımız var bu ülkelere karşı. Fakat
son dönemde özellikle bu pandemi sürecinde 8 milyar doları aştı mesela Amerika'ya yaptığımız ihracat. 8.8 milyar dolar civarında. O da aşağı yukarı oradan da 10-11 milyar dolar civarında bir ithalatımız var. Yani orada da bir başa baş denge sağlanmaya başlandı son dönemde. Yani bu anlamda çok pozitif. Çünkü ekonomik ilişkiler aslında baktığınızda daha belirleyici, daha bu lobi faaliyetlerinde vesaire çok daha iyi etki yaratabilecek bir alan aslında Türkiye açısından baktığınızda. Tabii, Sefer Hocam şimdi bir yandan da aslında yeni görüntüler de geliyor. ABD Başkanı Joe Biden NATO karargahında ki muhtemeldir ki programda eğer bir değişiklik olmadıysa ilerleyen dakikalarda Biden'la bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Hem tabii ki Başkan Erdoğan'a yapmış olduğu görüşme hem de tabii ki NATO toplantısına ilişkin sonuçlar ve atılacak adımları da ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Canlı gelen görüntüleri NATO karargahından aktarmaya devam edelim ve sözü elinden size bırakalım. Evet, tabii burada belirleyici bir unsur daha var. Ekonomi niye son dönemde bu kadar ortaya çıkıyor, bu kadar belirleyici olacak? İşte aslında politikayı da belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi son dönemde. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından özellikle net olarak pandemi sonrası yeni ekonomi fırsatlarını da değerlendirdik denildi. Yani burada Çin'in alacağı tavra karşı Amerika'nın son dönemde Asya Pasifik'te işte bu Bir Kuşak Bir Yol projesiyle ilgili aldığı tavır ortada Amerika'nın. Yani Amerika'nın aldığı tavır daha çok İngiltere'yi, Avrupa'yı, müttefiklerini yanına alıp çok farklı bir alternatif ekonomi alanı oluşturma. Hı hı. Ve Türkiye'nin de buradaki çabası, rolü çok çok önemli. Çünkü biraz önce rakamı verdim. 2000'in üzerinde Amerikan patentli firma var Türkiye'de faaliyetini sürdüren. Evet. Çin'in de bu süreçte artık daha net bir şekilde ifade edilmesiyle birlikte ekonomik anlamda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri açısından değerinin daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani Türkiye aslında ekonomik anlamda vazgeçilmeyecek bir ülke. Çünkü bir önceki bakan döneminde, Sayın Bakan döneminde biliyorsunuz 5 gün Türkiye'de kalmıştı ve orada o 100 milyar dolarlık hedef konulmuştu. Evet. İlerleyen vadede bunu gerçekleştirmek aslında çok da zor değil. Şu anda 20-22 milyar dolar civarında Türkiye-Amerika ticaret hacmi ve Türkiye'nin de dördüncü ticari partneri aslında baktığınızda. Yani tekstil, siyasetteki o gerilimlere rağmen. Gibi, tekstil kotası gibi şeyler Amerika Birleşik Devletleri azaltsa yani bize Çin'e, Tayvan'a daha önce sunduğu imkanları sunsa çok daha farklı olabilir mi hocam? Kesinlikle daha farklı olur. Çünkü 22 milyar dolar civarında hacmimiz şu anda ama bunu ikiye katlamak çok mümkün yani onu söyleyelim. İkiye katladıktan sonra bir defa daha katladığınızda 100 milyar dolara aslında ulaşıyorsunuz mantıksal olarak. Son dönemde şu tartışılıyor aslında. İşte Sayın Bakanımız da içinde dış ilişkilerin özellikle. Çin'e karşı işte Tayvan gibi, Türkiye gibi, Vietnam gibi ülkelerin tedarik zinciri olma özelliği ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Yani Amerikan Ticaret Bakanı 5 gün boyu burada sadece oturup gezmedi. Net olarak yaptığımız tahlillerde hepsinde görüyoruz. Şunun araştırması yapılıyor. Yani Türkiye ticari alanda Amerika'nın taleplerini karşılayabilecek potansiyeli var mı? Bunun altyapısı hazırlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu da var yani Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla. Özellikle Türkiye'nin ön plana çıkan işte yetişmiş iş gücü, genç nüfusu ve coğrafi konumu bu manada Çin'e alternatif olabilecek nitelikte aslında baktığınızda. Tabii tamamıyla alternatif demiyoruz yani bunu. Evet. Hiçbir şekilde bunu iddia edemeyiz. Ama orada güçlü bir potansiyel var. Özellikle Amerikan menşeli firmaları geldikten sonra bizim KOBİ'lerimizin rekabet gücü ve ticaret hacmi de arttı açıkçası. Yani yurt dışına pazarlamaları, ihracat kapasiteleri. Yani bu bir ekosistem aslında baktığınızda. Tabii ki buraya gelen yurt dışı yatırımlar da doğal olarak çok ciddi anlamda bir getiri de elde ediyorlar. Çünkü Amerika hala Çin'in bu kadar gücüne rağmen dünyanın şu anda üçte birini karşılıyor sermaye olarak. Yani sermaye yatırımlarının üçte biri hala Amerika'ya ait dünyadaki. Şimdi birazdan ama Amerikan tabii ki nüfusu kadar orta sınıf var Çin'de yani. Öyle de bir güç, korkunç bir şey var. 300 milyon. Tabii Çin'i konuşmak ayrı yani, bir parantez açılması gereken bir konu olacak. Korkunç tabii biz güç. Çin'i de farklı olarak değerlendirmiyoruz yani ekonomik açıdan ama Türkiye bunların hepsini değerlendirmek zorunda. Tabii. Yani dediğim gibi net olarak kaç tane Çin firması var şu anda Türkiye'de? Hocam tabii şimdi ABD Başkanı Joe Biden'dan da açıklamalar gelmeye başladı. Hemen ekranlara getireyim ardından konuşmaya devam edeceğiz. ABD
ülkelerde de çok ciddi gelişmeler kaydettik. Ülkenin çoğunluğu normale dönüyor ve ekonomik büyüme artıyor ve ölüm ve vaka sayıları da ciddi şekilde düşüş gösteriyor. Ancak hala çok ciddi sayıda insanı kaybediyoruz. Son 7 gün içinde 370 kişi günde hayatını kaybetti. Bu çok ciddi bir şekilde zirvedeki rakamlardan çok düşük. Ama yine de çok gerçek bir trajedi, ciddi bir trajedi. Çok üzücü bir dönüm noktasını geçtik. Neredeyse 600 bin kişi ABD'de COVID nedeniyle hayatını kaybetti ve ben sevdiklerini kaybedenlerin hepsine başsağlığı diliyorum. Bu kayıplardan sonra göğsünüzde oluşan o kara deliği ben çok iyi biliyorum. Sevdiğiniz birini kaybettikten sonra olan şeyi. İşte bu yüzden Amerika'ya şunu söylemek istiyorum. Eğer hala aşılanmadıysanız aşılanın. Mümkün olduğu kadar kısa sürede aşılanın. Elinizde yeteri kadar aşı var, yeteri kadar yer var aşı yapan ve bu virüsü yenmemiz lazım. Ve şu anda gardımızı düşürmenin vakti değil. Bu yüzden lütfen, lütfen mümkün olan en kısa sürede aşılanın. Yeterince acı çektik. Yeterince acı çektik. Evet, biliyorum. Brüksel saatiyle saat 9.30'u geçiyor ve ben hala NATO'dayım. Hepinizin de bunu çok heyecanla karşıladığını biliyorum. Ancak birkaç liderle toplanmam gerekti, görüşmem gerekti ve diğerleriyle de telefon görüşmeleri yaptım. Son derece verimli bir gün oldu bugün burada. Günümüz Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la çok verimli bir görüşme yaptık. Ve bu görüşmenin çoğunluğu da birebir geçti. Çok detaylı tartışmalar yaşadık bir takım konularla ilgili. İki ülkenin çok önemli bir gündemi vardı. Ekiplerimiz bunları tartışmaya devam edecek ve gerçekten ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum ABD ile Türkiye arasında. Ama şimdi Genel Sekreter Stoltenberg'e teşekkür etmek istiyorum. Son derece başarılı bir NATO zirvesini bugün ev sahipliği ettiği için ve bugün 30 ülke arasında cereyan eden tartışmalarda şuna işaret ettim. 100 yılda bir yaşanacak bir sağlık krizi yaşandı. Demokratik değerler çok ciddi bir şekilde hem içeriden hem dışarıdan yaşadığımız baskılar, Rusya ve Çin bizim transatlantik dayanışmamıza karşı iki taraftan etkide bulunmaya çalıştı. Toplumumuzun içinde yaşanan şeyler oldu. Ancak bizim ittifakımız sonra son derece güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor ve bu sayede bir refah sağlanabilir. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. NATO anlaşmasının 5. maddesine Amerika'nın kararlılığı ve taahhüdü sarsılamaz bir şekilde, çok sağlam bir şekilde devam ediyor. NATO bir arada ve NATO birlik halinde. Zaten geçmişteki bütün sorunları bu sayede açtık ve gelecekteki önümüzdeki sıkıntıları da böyle açacağız ki bunlardan da çok var. Buradaki herkes aynı şekilde bunu takdir etti. Açıkçası ABD'nin geri dönmüş olduğunu gördüler ve Rusya'nın NATO'ya ve bizim ortak güvenliğimize karşı bir tehdit oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden Bükreş 9 grubuyla buluştum bu zirvede ve bugün aynı zamanda 3 Baltık devleti, Estonya, Latvia ve Letonya ile de görüştüm ve müttefiklerimizle Başkan Putin'e söylediğim şeyi söyledim. Ben Rusya ile bir çekişme peşinde değilim. Ama eğer Rusya bu zararlı faaliyetlerine devam ederse buna mukabele etmek zorunda kalacağız. Ve Transatlantik İttifakı savunmaktan da geri durmayacağız. Demokratik değerleri koruyacağız. Aynı zamanda NATO olarak Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne
de destek vereceğiz. Nükleer caydırıcılık, silah kontrolü ve stratejik istikrar konusuna önem vereceğiz. Bu konuda bir oydaşma söz konusu, fikir birliği söz konusu liderler arasında ve Afganistan'la ilgili konuda da birliklerimiz ülkemize geri dönüyor. Bizim diplomatik, ekonomik ve insani yükümlülüklerimize sadık kalacağız Afgan halkına karşı ve Afgan ulusal güvenlik güçleri de desteklenecek ve bizim müttefiklerimizin ve ortaklarımızın terörizme karşı faaliyetlerine destek olacağız. Bu faaliyetler devam etmeli ki Afganistan yeniden bir terörist yuvası, güvenli limanı olmasın. Ne Orta Doğu ne de Afrika içinde aynı şekilde. Ve bu ittifak sayesinde çok daha güvenli bir plan yapabildik. NATO'nun bu güvenlik sorunlarını sadece dünün değil, yarının sorunlarını da aşabilmesini mümkün kılacak. Bu gündemimiz ortada ve bu gündemi ciddi şekilde kaynaklarımızla destekleyeceğiz. En son yapılan stratejik plan 2010 yılındaydı. O zaman Rusya bir belki kısmi ortak gibi görülüyordu. Çin'in ise esamisi bile okunmuyordu. Uzun vadede sistemik sorunlarla karşı karşıya kaldık. Çin'in faaliyetleri kolektif güvenliğimize tehditler oluşturdu ve kritik altyapılara yönelik sorunlar oldu. Telekomünikasyon sağlayıcıları, tedarik zincirleri ve enerji ağları konusunda. Biz demokratik ortaklarımızla Indo-Pasifik bölgesinde ortaklık yaptık. Oradaki sorunların üstesinden gelebilmek için. Aynı zamanda bağımsız savunma politikalarını gündeme aldık. Böylece bizim saldırılara karşı kolektif gücümüzü artırmak hem devlet olan hem de devlet dışı odaklara karşı. Biz iklim güvenliği aksiyon planını benimsedik ve 7 yıl önce bunu hiç kimse yapacağımızı düşünmüyordu. Emisyonları düşürmek için, çünkü bunun bir güvenlik riski oluşturduğunu biliyoruz. İklim değişikliği bizim tehditlere karşı savunma gücümüzü çok etkiliyor. Aynı zamanda ortak paylaşılmış misyonlarımız da var ve burada demokrasilerimizi güçlendirmek ve onun dirençliliğini artırmak için yapmamız gereken şeyler var. Kendi halkımıza, kendi insanlarımıza demokrasinin zamanımızın bütün sıkıntılarına karşı ayakta durduğunu gösterdik. Biz yolsuzlukların üstesinden gelmeliyiz ve gücümüzü arttırmalıyız ve bu tarz şeylere ve politik kazançların sadece popülizmle kazanıldığını düşünenlere karşı durmalıyız ve bizim çok kıymet verdiğimiz demokratik değerlerimizin altına oymaya çalışanlara karşı çalışmalıyız ve bağımsız medya ve bağımsız yargıyı korumalıyız. Bunların hepsi bizim gündemimizde yer alan şeyler. Bizim demokrasimiz ve ittifak halimiz bu çağın ihtiyaçlarını ve halklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bunları aşmak zorunda. Bunlara bugünden 25 yıl sonra baktığımızda acaba bu zorlukları aşabildiler mi diye konuşulacak şeyler olacak. Çünkü birçok otokrasi var ve bunların üstesinden geldiğimizde o zaman daha sağlam, daha güçlü bir şekilde ilerleyebileceğiz. Şimdi bazı sorularınızı alabilirim. Cecilia Vaga, WBC. Thank you so much, sir. Teşekkürler efendim. İyi akşamlar. Siz Vladimir Putin'le toplantınızdan bahsettiniz ve Rusya'nın agresyonundan da bahsettiniz. Bu konuda iki sorum olacak. Acaba sizin bu toplantıdaki görüşünüz Amerikalıların sonuç olarak fazla bir şey beklememesi yönünde mi? Acaba spesifik olarak başarılı bir toplantı dediğinizde bunun size ne ifade ettiğini söyleyebilir misiniz?
istersiniz ya da Putin'in nasıl bir tavırda olmasını istersiniz? Daha önce de Putin'le bir araya gelmiştiniz. Onun hakkında ne öğrendiniz? Onun bu toplantınızdaki sonuçlara dair ve eski bir KGB ajanıyla toplantıya girdiğinizde zihninizden neler geçiyor? Bunların hepsini size sadece sonuçlanınca anlatabilirim. Ben bu işi çok uzun zamandır yapıyorum bakın. Ve son yapacağım şey dünya basınının önünde müzakere yapmak ve böyle kritik bir toplantıya nasıl yaklaşacağım konusunda, bir rakibim konusunda ya da bir rakibim olabilecek biriyle ilgili yapacağım müzakereyi basın önünde konuşmak yapacağım son şey. Ama size şunu net olarak ifade edeyim. Çok net olacağım Başkan Putin'e karşı bizim işbirliği yapabileceğimiz bazı alanlar olduğunu söyleyeceğim eğer kendisi isterse ve eğer işbirliği yapmayı istemezse ve geçmişte davrandığı gibi davranmayı seçerse siber güvenlik konularında ya da başka diğer alanlarda, o zaman biz de buna mukabele edeceğiz. Misliyle mukabele edeceğiz, benzeriyle mukabele edeceğiz. Bizim ortak çıkarlarımızın olduğu konularda, dünyanın da çıkarına olan konularda işbirliği yapabilecek miyiz diye bakacağız. Ve üzerinde anlaşamadığımız konularda kırmızı çizgilerimizin nerede olduğunu net olarak ifade edeceğiz. Ben kendisiyle daha önce buluştum. Çok zeki birisi, çok sıkı birisi ve şunu gördüm ki kendisi... kendisi çok güçlü bir rakip eğer spor terimleriyle anlatacak olursam ve size bunu görüşmeler sonlandıktan söyleyebilirim. Sonra söyleyebilirim görüşmenin nasıl geçeceğini. Nancy Corder, CBS. Teşekkürler Sayın Başkan. Benim de iki sorum var Vladimir Putin'le ilgili. Bunlardan ilki, dünya liderlerine, buluştuğunuz dünya liderlerinden herhangi birisi Başkan Putin'le bu kadar erken bir aşamada başkanlığınızda görüşmek, onu ödüllendirmek gibi olacak gibi diye endişelendi mi? İkinci sorunuz ne? İkinci sorunuz ABD-Rusya ilişkileri için ne ifade eder eğer Alexei Navalny hapiste hayatını kaybederse? Her dünya lideri, buradaki her NATO üyesi, dünya lideri bana teşekkür etti. Putin'le şimdi görüşecek olduğum için. Her bir tanesi, görüştüğüm her bir kişi, yaklaşık 10-12 tanesiyle görüştüm zannediyorum ve onların hepsi bunu yaptığım için çok memnun olduklarını ifade ettiler. Bunu kabul ettiğim için. Ve ben de bunu kendileriyle tartıştım açık olarak, onların düşüncelerinin, görüş açılarının da önemli olduğunu ifade ettim benim için. Ve buradaki enteresan nokta şu ki, burada basını eleştirmek anlamında söylemiyorum, beni yanlış anlamayın, ama jenerik olarak hepiniz Biden Putin'le çok erken görüşüyor diye düşünüyordunuz ama sizinle aynı görüşte olan hiçbir devlet lideri ile karşılaşmadım. Konuştuklarımdan her birisi, gerek özel olarak gerek kamuya açık olarak konuştuklarım bunu ifade etti. Yani devlet başkanı 29 başka devlet başkanının önünde çıkıp da ay bunu yaptığına çok memnunum diyecek değildi ve bir oy birliği vardı ve bana teşekkür ettiler onlara bu toplantıdan bahsettiğim için ve ne yapmayı düşündüğümü onlarla paylaştığım için. Hiçbir isteksizlik ya da çekimserlik hissetmedim. Belki içlerinde böyle düşünen vardır ama konuştuklarımdan hiçbirisi bunu ifade etmedi. Navalny'nin ölümü bir diğer gösterge olur bizim için, eğer bu ölüm olursa, Rusya'nın temel insan haklarına uymaya niyeti olmadığının çok açık bir göstergesi olur Rusya'nın. Bu bir trajedi olur ve sadece Rusya'nın dünyanın geri kalanıyla ve bizimle olan ilişkilerine zarar vermekten başka bir şey yapmaz. Jeff Zalny, CNN. İyi akşamlar efendim. Teşekkürler. Bir hafta sonu
mülakatında Vladimir Putin onu katil olarak adlandırdığınız için güldüğü bir röportaj verdi. Siz onun işbirliği yapmaya razı olacağını düşünüyorsanız bu nasıl bir işbirliği olacak ve ona nasıl güvenebileceksiniz? Bu güvenle ilgili Vladimir Putin'le ilgili ne diyebilirsiniz? İlk sorunuza cevabım şu. Ben de ona gülüyorum. Bakın şimdi, kendisi şunu çok net ortaya koydu. Bunun cevabı şu, ben kendisinin geçmişte kendisinin yaptığı bazı şeylerin söylendiğini kabul etti. Ama bakın ben bu soruyu sorduğumda bunun dürüst bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bizim yapacak olduğumuz görüşmeyle ilgili bunun çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. İkinci sorunuz neydi? Ben önce teyit edip sonra güvenirim ona. Yani bütün bu konuştuğumuz şeyler zaten hali hazırda cereyan ediyor. Bu güvenmekle ilgili bir şey değil, fikir birliğinde olmakla ilgili, düşmanlarınızla, rakiplerinizle bir anlaşma yaptığınızda onlara güveniyorum demezsiniz. Bu konuda mutabık kalıyorum dersiniz ve bunu bozarlarsa o zaman sözleşme bozulur. Ben Başkan Putin'in kendi çıkarlarıyla ilgili bazı çıkarlar olduğunu görebildiğini düşünüyorum. Dünyanın ona bakış açısına dair. Yani kendisinin daha bir devlet başkanına yakışır diye düşünülen davranışları yapmasından kendisinin de bir çıkar sağlayabileceğini görebildiğini düşünüyorum. Siz bu toplantıda ve daha önce G7 toplantısında birkaç kere Amerika'nın yeniden ittifaklarının yanında olduğunu söylediniz. Ancak bu ittifaklardan bazıları 6 Ocak'ta olan olaylardan ve sizin seçim sonuçlarınızdan bayağı etkilenmişti ve Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içerisinde ve milliyetçi figürlerin ülkedeki yükselişiyle ilgili endişeliydi. Siz bu konuda ittifaklarınıza, müttefiklerinize ne söylediniz ABD'deki bu durumla ilgili, sizin başkan olmanıza yol açan olaylarla ilgili? Ben onlara şunu söyledim. Beni izleyin. Beni takip edin. Çok fazla da bir şey söylemedim açıkçası. Ben insanlara daha önce söylediğim gibi şunu dedim. Söylediklerimi kastettiğimden şüphe etmeyin ve ben bir şeyi söylediğim zaman da taahhütlerime sadık kalırım dedim. Hiç kimseye inanmadığım ya da tutamayacağım şeyleri söylemem, sözleri vermem. Şöyle ifade edeyim ben bunu. Sizin belki görüşünüz farklı olabilir ama birçok kişi şöyle düşündü bence. G7'ye katılmamın bir heyecan oluşturmayacağını düşünüyordu Amerikan liderliğine dair ya da Amerika'nın bulunduğu yere dair. Ve ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Sonucun önceden düşünen gibi olmadığını düşünüyorum. Benim NATO'da ve G7'de konuştuğum liderler, yakın geçmişi bilen kişiler ve Amerikan insanlarının, halkının karakterini bilen kişiler ve kamuoyunun kim olduğunu, kimden oluştuğunu biliyorlar. Cumhuriyetçi ya da demokrat olmanın haricinde biz düzgün, onurlu bir halkız ve bence insanlar da bizler gibi olayların olduğunu gördüler ve bu onları şaşırttı ve şok etti. Ama ben Amerikan halkının bu tarz davranışları devam ettirmeyeceğine inanıyorum. Ben istatistiklere, rakamlara girmek istemiyorum şimdi burada.
Çünkü iki tarz yalan vardır derler biliyorsunuz. Bir açık yalanlar, bir de istatistikler. Cumhuriyetçi Parti sayılarda çok ciddi bir düşüş yaşadı ve Cumhuriyetçi Parti'nin liderliği de bölünmüş durumda. Trump çatlak yaşamış durumda ve Trump'ın parti içindeki varlığı yoğun olabilir ama Amerikan halkı içinde daha düşük bir oran oluşturuyor. Ve ben neye inandığımızı söyleyerek, durumun ne olduğunu anlatarak ve bu abartılmış olayların içinde yer almayarak zannediyorum bunu söyleyeceğimiz şey şu olabilir, kılıç ipekte sınanır. Yani olaylar ancak yaşanınca anlaşılır. Biz buna yoğunlaşacağız. İnsanların bu silahlarla ortaya çıktığında savunma bakanlığından, kolluk kuvvetlerinden, hastanelerden, emekli doktorlardan nasıl bir destek alacağımı biliyordum. Ve bakın ne kadar ilerledik. Yani bir aşıya karşı siyasi bir tavırla tepki koyanlardan bu aradaki başka gruplara kadar bakın nerelere geldik ve böyle bir desteği yaratabildik. Birçok insan gönüllü oldu ve ortaya çıkıp daha sonra aşı oldu birçok insan. Bu aslında şok edici bir sürpriz. Başkan Trump'ın bu sahte popülizmi cereyan etti, oldu bu ve aslında üzücüydü. Birçok cumhuriyetçi meslektaşlarımın aslında bundan daha iyisini yapabilecek olduklarını görmek ama yapmadıklarını görmek üzücüydü. Çünkü onlar seçimi kazanmayı düşünerek bunu yaptı. Fakat böyle bir isteksizlik vardı yeniden bir seçimin olması için. Parti politikaları vesairesi gereği. Bence bu artık geçiyor. Kolay geçiyor demiyorum. Ama bu yüzden benim gündemimi gerçekleştirmem çok önemli. İster aşı konusunda olsun, ister ekonomi olsun, ister altyapı konusunda olsun, ilerleme kaydedebileceğimizi göstermemiz ve ilerlemeyi sürdürebileceğimizi göstermemiz önemli ve ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Ve söylediğim gibi şu anda 6 ay sonra neredeyiz, bakın başladığımız noktadan itibaren neredeyiz. İnşallah biz ilerleme sağlayacağız dediğimde birçok cumhuriyetçiler, özellikle genç cumhuriyetçiler partiye katılıyor. Son soru da Sebastian Smith'ten gelecek. Teşekkürler Sayın Başkan. Ukrayna çok net bir evet ya da hayır istiyor NATO üyeliğine girme konusunda. Sizin buna cevabınız nedir? Yine aynı sorunun ikinci kısmı olarak da Rusya Ukrayna'nın bazı kısımlarını işgal etti. Bu acaba Rusya'nın bu saldırıları Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasının sebebi olabilir mi? Çünkü o zaman Rusya saldırıları NATO'ya yapılmış olacak. İkinci sorunuzun cevabı hayır. İlk sorunuzun cevabı da kriterleri karşılayıp karşılamadığı yolsuzlukları ortadan kaldırmak ve diğer aksiyon planına katılmak için gerekli şartları yerine getirip getirmediği karar verici olacak. Bu esnada da biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ukrayna'nın Rusya'nın fiziksel saldırganlığına direnmesini sağlamak için. Bu sadece bana bağlı değil, bana kalmış bir şey değil. Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olup olmayacağına karar vermek.
bu ittifakın ve onun vereceği oyun sonucunda belirlenecek. Bu kolay da bir şey değil. Ben yıllar önce Turada'ya bir konuşma yapmıştım ve orada demiştim ki Ukrayna'nın tarihinde daha önce hiç olmamış bir şeyi yapma şansına sahip, demokratik olarak seçilmiş ve yolsuzluğa bulaşmamış, oligarklara bulaşmamış bir ülke olma şansına sahip demiştim. Ve bu konuşmayı yaptığımda bu Ukrayna'nın kurucu babalarının yapabileceği bir şeydi. Yapabilecekleri daha çok şey var. Rusya bunu onların yapmasına imkan vermeden Donbas'a agresif bir şekilde saldırdı ve denizde ve Ukrayna'nın birçok kısmına saldırdı. Ukrayna da fiziksel güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi bu kadar geç saate kadar beklettiğim için beni affedin. Evet, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Tabii ki konuşmasının başında yapmış olduğu, ABD Başkanı Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmeye ilişkinde mesajlar verdi. Erdoğan'la görüşme verimliydi dedi. Ekiplerimiz Türk-ABD ilişkilerinin geleceği açısından görüşmeye devam edecek dedi. Oldukça önemli mesajlar. Tabii ki konuşmasının önemli bir kısmını Rusya'ya ayırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeyi değerlendirdi ve bundan sonraki görüşmelere ilişkin de önemli mesajlar verdi. Ama şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Doktor akademisyen Bülent Yavuz yayın konuğumuz olacak. Sayın Yavuz, yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi ABD Başkanı Biden ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesi tabii ki Amerika'da nasıl yankılandı? Bu konuya ilişkin de bazı yorumlar da gündeme geliyor. Neler konuşuluyor Amerika'da? Bizim gördüğümüz, yani çok sıcak ilk reaksiyonlar olarak ABD basınından bir sendeleme oldu açıkçası. Zira 112 dakika dışarı tutuldular toplantıda ve arkasından içeriye girince toplantı nasıl geçti şeklindeki soruya iyi geçti diyor Başkan Biden. Sizi duyamadık deyince bir gazeteci, bir şey söylemedim, niye duyacaksınız şeklinde bir hani müstehcen bir cevap veriyor, bir alay bir cevap veriyor bir yerde. Zira basın ile arasında şu anda bu konuyla ilgili bir kızgınlık var ve bir kişi şu anda tweet atıyorlar. Başkanın bilhassa iletişim koordinatörleri üzerinden iyi bir netice almakları için. Yalnız şu kesin gözüküyor. Evet. Sayın Yavuz, birazdan biz sizinle tekrar bağlantımızı yapacağız. Bağlantımızda ufak bir problem var ama şimdi biz bu kez kameralarımızı Brüksel'e çevireceğiz. Kadir Üstün'le birlikte kulislerde neler konuşuluyor? Görüşmeye dair hangi mesajlar geldi? Bu sorunun yanıtına bakacağız. SETA Washington koordinatörü Sayın Doktor Kadir Üstün birazdan yayınımızda olacak ki şu an itibariyle Sayın Üstün de artık yayınımıza katıldı tekrar. Sayın Üstün, bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi tabii ki Brüksel'de kulislerde neler konuşuluyor? Başkan Erdoğan ve Joe Biden'ın yapmış olduğu görüşmeye ve mesajlara ilişkin. Birkaç sorun yaşadık, teknik sorun. O yüzden kusura bakmayın, stüdyodaki katılımcılardan da özür diliyorum. Elimde değil bunlar. Ama burada konuşulan şeyler, biraz önce Biden aslında konuşmasının hemen başında Türkiye ile ilgili mesajını verdi ve işte olumlu geçtiğini teyit etti ve sorunların çözülmesine yönelik çalışılacağından bahsetti. Tabii kendisine gelen sorular çoğunlukla iç politikayla ilgiliydi. Onlara cevap verdi ama Türkiye ile ilgili özellikle bir kendisinin soru sorulmadan bahsetmesi bence hani biraz sembolik ama önemliydi. Burada da kulislerde görüşmelerin iyi geçtiğine dair bize haberler geldi. Tabii başta da söyledim, daha önceki yorumlarımda da söyledim. İki ülke arasında ciddi sorunlar var, bölgesel sorunlar var. Büyük güçleri ilgilendiren Çin, Rusya, Amerika denklemindeki sorunlarda da Türkiye'nin rolü var. Birçok konuda biliyorsunuz
iki ülke epeydir sorun yaşıyor ama bunlara ilişkin yeni bir başlangıç yapma adına iki liderin ilk defa Biden başkan olduktan sonra ilk defa bir araya gelmesi ve bu kadar pozitif bir görüntü vermeleri bence çok olumlu. Bu tabii bir kısmı bunun sembolik, bunu biliyoruz. Ama ortadaki sorunların yönetilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözülemeyecek sorun olmadığını ifade etmesi ve Biden'ın da bunu bir nevi teyitlemesi, bize gelen kulisten de bilgiler bu yönde. Yani Türkiye'nin sorunlarının artık eskiden biliyorsunuz yani bir ara Amerikalı uzmanlar, Amerikalı devlet yetkilileri bile kongrede işte Türkiye Suriye'ye giremez dediler, evet. Türkiye Suriye'ye girdi. Evet. Güney'e inemez dediler, indi. İşte onu yapamaz, bunu yapamaz ama Türkiye sahada kendini gösterdikçe, ki bunu Libya'da da yaptı, Azerbaycan'da da yaptı, sahada gösterdikçe pozisyonu çok daha anlaşılıyor ve Türkiye'nin böyle kaygılarının, işte endişelerinin sadece sembolik olmadığı yönünde tartışmalar başlıyor. Bunun da tekrar teyit edildiğini gördük. Bizzat Başkan Biden'ın ağzından bence bu bir teyittir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği sorunlarla ilgili hiçbirine yani cevap vermedi veya negatif bir şey söylemedi. O yüzden kulisten gelen bilgilerle burada gördüğümüz resimlerdeki olumlu hava birbiriyle uyuşuyor. Ama dediğim gibi hem NATO'nun genel konsepti anlamında hem de Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlu alanlar anlamında önümüzde yani çözülmesi gereken bir sürü problem alanı var. Ama diplomatik yoğunlukla bunların bir kısmı en azından olumlu bir mecraya doğru kayacağını umuyoruz. SETA Washington Koordinatörü Doktor Sayın Kadir Üstün, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bölgedeki o zirveye ilişkin detayları, perde arkasında neler yaşandı, bu soruların yanıtını sizden aldık. Şimdi bir kez daha bu kez kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirelim. Çünkü az önce de Doktor Bülent Yavuz da yayınımıza katılmıştı. Özellikle de Amerikan basınında Biden'a yönelik tepkiler var. Sayın Yavuz, şimdi o tepkilerin detaylarını bir kez daha sizden alalım. Neden Amerikan basını Joe Biden'a ve ekibine tepki gösteriyor? Şimdi daha ziyade basın şeklinde değil, fakat Türkiye ilişkilerin daha da gerilmesi ve Türkiye'nin cezalandırılması şeklinde düşünen çok önemli bir cenah var Washington'da. Basın içerisinde de bu grup bir hayli etkili. Çıkan neticenin onları biraz hayal kırıklığına uğrattığını biz görüyoruz. Benim görüştüğüm Washington'dan birisinin bir cümlesi, yani hemen toplantıdan yarım saat sonra, daha doğrusu Sayın Erdoğan'ın basın toplantısından yarım saat sonra görüştüğüm birisi şunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son cümlesi önemli cümlesiydi bizim açımızdan dedi. Tekrar o cümleyi düşünürsek, bir soru sorulmuştu kendisine. İşte Amerika'ya gidecek misiniz? Hani neden gitmeyeyim şeklinde bir cevabı var. Ve arkasından Amerika'daki Türkiye'nin yeni Türk evinin açılması ve de onun Birleşmiş Milletler toplantısıyla aynı zamanlarda olacağını da ifade ederek, yani sonbahar zamanlarını ifade ederek, o zamana kadar zaten ilişkilerimiz çok daha iyi olmuş olacak, bir kucaklaşma olacak şeklinde bir ifadesi var. Yani buradan benim en azından benim gördüğüm önemli bir basın mensubu söylediği, pardon, önemli bir bürokrat söylediği, yani önümüzdeki dönem içerisinde çok ciddi bir tamirat sürecine girileceği ve bütün sorunlarında teker teker üzerine gidileceği. Evet. Zamanında Başkan Biden konuşmasını da ifadesinde şöyle bir deyimi var ve çok kullandığı bir deyimdir. Hani Başkan Biden'ı neredeyse 40 yıldır takip eden bir kişi olarak çok çok tanıdık bir refleksi var. Evet. Yani pastanın ispatı yemesindedir gibilerinden Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir Amerikan deyimini kullandı. Yani söylemek istiyorsunuz.
sözler değil, burada aksiyonlar önemli. Evet. Ve Türkiye'nin yapacağı aksiyonlar çerçevesinde, anlaştıkları aksiyonlar çerçevesinde eğer bunlar gerçekleşirse, içeride konuşmalar gerçekleşirse, Biden için ve gördüğümüz kadarıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan için, zaten kendisi de belirtti, çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, hatırlarsınız kendi yaptığı basın toplantısında. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında zannedersek olumlu rüzgarlarla beslenen yeni bir dönem bugün başladı diyebilirim. Doktor Bülent Yavuz'a da çok teşekkür ederiz. Bu noktada yayınımıza katıldığı için bir kez daha teşekkürler. Gazeteciler şimdi kızmışlar galiba. Çok bekletilince bir saati geçkin bir süre. Evet. Bir ara diyorlar diye girdisi çıktısı 20 dakika sürdü bir görüşme var diye. Şimdi onlara bakıyorum sosyal medyada. Onun üzerinden bir rahatsızlık var Biden'a. Çünkü Türkiye'nin fişini çekin. Öyle bir propaganda, yoğun bir süreç vardı. Kimler ama niye rahatsız oluyor Türk-Amerikan ilişkilerinin iyiye gitmesinde? Yani diyorum ya, politik doğruculuk üzerine kurulmuş bir sahtekarlık var. CNN, az önce CNN muhabiriydi. Biden'ı nasıl sıkıştırdığını görüyorsunuz. Putin size deli dedi bilmem ne. Artık Biden bile gülüyor bu sürece. Orada oluşturulmuş bir hava var. Türkiye ile ilgili beklentileri de çok kötüydü. Evet. FETÖ'cülerin de yoğun bir taziki var. Gökhan, bunu küçümsememek lazım. Özellikle medya üzerinde çok rahatsızlar bu süreçten. Yani Amerikan medyası daha sert tepkiler bekliyorlardı ama Erdoğan da Biden da çok önemli Başkan açıklamalar Erdoğan'da yaptı. Yeni açıklamalar var. Sosyal medya üzerinden yaptı Başkan Erdoğan bu açıklamalarını. Birazdan da ekranlara getireceğiz. Şimdi ziyaretleri değerlendirdi. Bugün Brüksel'de NATO zirvesi vesilesiyle devlet ve hükümet başkanı mevkidaşlarımla önemli görüşmeler gerçekleştirdik diyor Başkan Erdoğan. Yaptığımız görüşmelerin ülkemizin başta olmak üzere ittifakımız ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadesini kullanıyor Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu o açıklamada. Ki yine sosyal medyada işte hemen ekranlara getirelim, yanındaki NATO karargahına giriş anını gösteren bir fotoğrafla birlikte o ifadeleri kullanıyor. Tüm dünya ve ittifakımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor Başkan Erdoğan sosyal medyadan vermiş olduğu mesajlarla. Şimdi aslında programımızın ilk başına kullandığımız bir ifadeydi. Erdoğan diplomasisinden bahsettik. Uzun yıllardır Erdoğan diplomasisinin nasıl bir diplomasi olduğunu netleştiriyorduk. Şimdi birazdan Sayın Melih Bey, az önce sözünü kestik, ona devam edeceğiz ama şimdi Erdoğan'ın o baş döndüren diplomasisine bakalım. Çünkü bugün biz evet yaklaşık 2 saattir ABD Başkanı Joe Biden'la yapmış olduğu görüşmeyi konuşuyoruz ama sadece tek görüşen, tek lider görüştüğü lider Joe Biden değildi. Dün ayağının tozuyla Brüksel'e vardıktan sonra hemen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi. Hemen ertesinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü ve daha sonra Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits. Burada Letonya'ya bir parantez açalım çünkü Polonya'nın ardından biliyoruz ki Letonya'da Türk SİHA'ları ile ilgileniyor ki Letonya Savunma Bakanı da geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaretinde bu TB2'lere ilişkinde bilgi almıştı. Şimdi bu ilk gündü, yani dün birkaç saat içerisinde yapmış olduğu görüşmelerdi. Peki bugün kimlerle görüştü? Hemen o sorunun yanıtına bakalım, o baş döndüren trafiğe. Şimdi bugün tabii ki çok hızlıydı trafik. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Macron o görüşmenin ardından açıklamalarda bunu. Birazdan konuklarımızla konuşacağız Macron'un mesajlarını. İkinci görüştüğü isim İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dı. Boris Johnson'da tabii ki gündemde çok fazla konu var. Kıbrıs konusu, Doğu Akdeniz ve aynı zamanda kısıtlamalar da ele alındı. Ve tabii ki Almanya Başbakanı, Almanya Şansölyesi Angela Merkel. Angela Merkel'le de Türk-AB ilişkileri, Türk-Almanya ilişkileri masaya yatırıldı. Ve belki de aslında bütün bu görüşmelerin arasında herkesin dikkatle izlediği bir başka görüşme. Yunanistan'la yapılan görüşme, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'le görüşmeydi. Başkan Erdoğan özellikle Yunanistan konusunda atılacak adımlara ilişkinde önemli mesajlar verdi. Ve tabii ki ABD Başkanı Joe Biden, ki zaten programımız başladığından beri Joe Biden'la görüşmeleri konuşuyoruz. Başkan Erdoğan'dan bugünkü görüşmeleri, temaslara ilişkin yeni bir mesaj daha geldi sosyal medya hesabından. Onu da hemen aktaralım. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimizin güvende olmayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğimiz, küresel ekonomik ve güvenlik mimarisinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz diyor Başkan Erdoğan. NATO'ya ilişkin verilen mesajlar. Bir mesaj daha var, hemen onu da ekranlara getirelim. Dünyanın içinde bulunduğu mevcut durum bize NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemini göstermiştir.
küresel istikrarın muhafazasında NATO'nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumluluklar artmıştır diyor Başkan Erdoğan. NATO ittifakı ve yapmış olduğu görüşmeler ilişkin mesajlardı. Şimdi o görüşmelere baktığımızda bir görüşme aslında çok yakından takip ediliyordu. Yunanistan'la yapılan görüşme ardından çıkan sonuçlar. Şimdi Sayın Akif Çağatay Kılıç'ta bu bölümü başlayalım. Yunanistan görüşmesine siz programımızın başlangıcının öncesinde de söylemiştiniz. Çok önem atfediyorum demiştiniz. Şimdi çıkan mesajlar Türk-Yunan ilişkilerinin bundan sonrası ve liderlerin birebir artık telefon görüşmesi yapacak olmaları ya da kırmızı hat olarak tanımlanan bir hat kurulması. Neyi değiştirecek, nasıl etkileyecek bölgeyi ve Yunanistan'la ilişkileri? Şimdi tabii biraz evvel burada göstermiş olduğunuz temaslar çerçevesinde şunu görmemiz gerekiyor. Yoğun bir diplomasi trafiğinin içerisinde tabii birçok konular dile getiriliyor, birçok konular gündemde oluyor. Ama bizi bir gündelik bir siyasetimiz içerisinde, uluslararası ilişkilerde en çok meşgul eden konulardan birisi Yunanistan'la olan ilişkimiz. Şimdi Yunanistan'la olan ilişkimiz deyince tabii ki Ege konusu, ikili ilişkilerimiz, Doğu Akdeniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin bunu tanımamız, AB'ye üyelikler. Dolayısıyla hani ciddi bir gündem yoğunluğu içerisinde oluyor. Antiparantezde bir şeyi hatırlatmam gerekiyor. Sayın Angela Merkel'in son NATO zirvesiydi şansölye olarak. Bundan sonra biliyorsunuz Almanya'daki seçimlerde aday değil. Yeşiller mi geliyor Çağatay Bey artık onların? Orası biraz muğlakta şu anda ama Yeşillerin adayı son 3 hafta içerisinde ciddi bir irtifa kaybına girdi. Dolayısıyla orada daha çok tabiri caizse gündem olur. Konunuzu dağıtmak istemiyorum ama Merkel'le galiba Türkiye iyi bir süreç işledi değil mi? Yani bugüne kadar çok ciddi bir sorun hatırlamıyoruz. Şöyle bir şey bakın Merkel'le yaşadığımız bu şahsi kanaatim. Merkel'le yaşadığımız süreç şu. Merkel her zaman açık oldu. Yani Merkel ilk günden itibaren Sayın Angela Merkel Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemediğini ancak daha önce yapılmış olan anlaşmalara da sadık kalacağını, o süreçlere karşısında durmayacağını ifade etti. Ancak imtiyazlı ortaklık da hatta lafını dile getirmişti. Yani onları sürekli söyledi ama dediğim gibi hani AB'nin kendisinden önce yapmış olduğu anlaşmalara da bağlı kalacağını ifade etti. AB'nin en önde gelen hükümet başkanı olarak diyelim. Ben şahsen en önde gelen diyorum Almanya çünkü temel taşıdır. Ama burada bir nokta var. Sarkozy'nin Fransa Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin önüne AB tam üyelik müzakereleri sürecinde koymuş olduğu taşları da kenara itilmesi konusunda çok aktif bir rol oynamadı. Ama ikili ilişkiler açısından baktığımızda her zaman açık net AB ilişkileri açısından da dürüst oldu. Hakkımızda yani teslim ettiği noktalar oldu. Hakkımızda teslim etti. Her zaman bunu söyledi. Özellikle göçmen konusunda, güvenlik konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisindeki yüklenmiş olduğu hem ekonomik hem de aynı zamanda güvenlik açısından ki noktada da her zaman hakkımızı teslim etti. Yunanistan ile ilgili ilişkilerde Mitsotakis görüşmesiyle alakalı baktığımızda bakın izleyicilerimizin özellikle bir şey hatırlaması lazım. Bunu hatırlatmak istiyorum. Şu andaki Yunanistan Başbakanı'nın bir aile üyesi daha önce Dışişleri Bakanı'ydı. Atina Belediye Başkanı'ydı ondan önce. Dora Bakoyannis. Kız kardeşidir, ablasıdır. Aileler hani şey yapılır ya, şimdi Yunanistan'da böyle bir gelenek var. Belli ailelerin içerisinde şey yapılır, yürür. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görev yapıyor şu anda Sayın Bakoyannis. Bakın bazı ilişkileri ve bizim önümüze konan olayların nereden çıktığını, nasıl geldiğini ve nasıl çözümlenebileceğini anlamak açısından dile getirmek istiyorum. Sayın Macron Avrupa Konseyi'nin yıl dönümünde yaptığı konuşmada 1 saat 20 dakika konuştu. Çok genel bir konuşma yaptı. Türkiye ile alakalı ve Rusya ile alakalı gündem maddesi yaptı. Onun dışında hep genel konuştu. İşte Avrupa Birliği'nin varlığı, Avrupa Konseyi'nin varlığı, Avrupa gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, faşizme karşı olan mücadele. Sonra gruplar adına yapılması gereken konuşmalarda Dora Bakoyannis söz aldı. Gruplar adına konuşması gerekirken Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine konuştu. Ve Türkiye'yi yine itham edici bir şekilde konuştu. Bakın Yunanistan halkıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında, halklar arasında bir sıkıntı yok. Evet. Fakat şunu görüyorum hani bazen Türkiye'de konuşulur ya işte bir şey gerekiyor illa basında bu şey yapılır bir hedef. Yunanistan'da da ben şunu görüyorum siyasileri sıkıştıran ciddi bir medya var.
çok yoğun baskı altına alan bir medya var ve çok yoğun baskı altına alan bir sosyal medyadaki bir takım gruplar var. Dolayısıyla sanki Türkiye'ye karşı askeri anlamda ve farklı konularda, ekonomik anlamlarda sürekli bir mücadele edilmesi gerekiyor. Ya bakın, Türkiye'nin yapısı gücüyle Yunanistan'ın bu anlamdaki yapısı ve yani askeri anlamdaki gücünü konuştuğunuz zaman bunlar karşılaştırılacak şeyler değil. Ama hiç kimse bir gerilim istemiyor. Evet. Hiç kimse evet. Bu anlamda birbirinin enerjisini boşa harcamak istemiyor. Onun için Sayın Mitsotakis görüşmesini önemli görüyorum. Çünkü artık bunun bakın bir başbakan olarak Yunanistan başbakanı da belli noktalarda anladığım kadarıyla köşeye sıkışıyor. Hani muhalefet diye konuştuk görüşmelerimizin evet. içerisinde. Yani orada da ciddi bir muhalefet var. Ama oradaki muhalefetin sıkıştırmasına karşı başbakan yeterince bir manevra alanı alamıyor anladığım kadarıyla. Yani doğrudan telefon görüşmeleri tabii ki ama baktığınız zaman Ege üzerinde işte bir takım yok gemilerle oraya gitme işte ya bunlar evet. bakın altı dolu olan şeyler değil. Yunan medyasını belki bazı zaman takip edersiniz. Yani evet. Türkiye'nin hayata geçirmiş olduğu silah sistemleriyle alakalı yapılan haberlere baktığınız zaman her şey ortada zaten. Hı-hı. Ama dediğim gibi burada Doğu Akdeniz, oradaki yeraltı zenginlikleri, karbon kaynaklarıyla ilgili Yunanistan'ın ortaya attığı tezler, işte dediğim o. Yani uluslararası şeye girdiğimiz zaman Melih Bey dile getirdi. Yani Amerikan medyası, ABD medyası. Şimdi Türkiye ile kötü olunmasını isteyen medya kim? Veya bu tip bir algıyı ortaya koymaya çalışanlar kimler? Evet. Neden bu algı ortaya konmaya çalışıyor? Bir bakıyorsunuz ki işte o lobi bu lobi bir arada şey yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bu anlamda Türkiye'ye karşı bir şey. Muhalefetin durumunu dile getirdiniz. Bakın şunu görüyoruz maalesef. Evet bizim toplantılarımızda belki bir şeylik oluyor daha dikkatli olunuyor. Ama muhataplarımızla yaptığım görüşmede, özel yaptığımız görüşmelerde de sonuçta bizim de birçok görüşmelerimiz oluyor. Her zaman heyet halinde değil, özel görüşmelerimizde. Şunu görüyorum bakın. Maalesef yani bunu ben mecliste de dile getirdim. Türkiye'deki bir takım muhalefet partilerinde siyaset yapan arkadaşlarımıza da dile getirdim. Türkiye ile ilgili konularda yurt dışında şikayet etmeyin. Varsa ülke içerisinde yapacağımız, paylaşacağımız bir farklı görüş bunu yapalım. Ama bakın Sayın Biden'ın o zaman aday olarak yaptığı açıklamanın karşısında yine ana muhalefet partisinden bir milletvekili çıkıp ne dedi? Ya işte bakın bu tip demokrasi. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi sosyolojiye girmeyelim ama demokrasiden bahsediyorsak eğer, özgürlüklerden bahsediyorsak eğer yani oradaki sıkıntılara baktığımızda şimdi geçen gün konusu değildi ama yeri geldiği için uluslararası bir anlaşmadan bahsedildi. Türkiye'ye gelen bir temsilci Amerika Birleşik Devletleri'nden bir temsilci maskeyle gezip bir uluslararası sözleşme dile getirdi. Kendisi imzacı değil. Amerika Birleşik Devletleri evet. sözleşmedi. Ya şimdi bakın sadece ve sadece siyasi anlamda bir takım argümanlarla Türkiye'deki siyaseti yönlendirmeye çalışma günleri kapandı. Türkiye bunlardan çıktı. Dolayısıyla burada medet aramayın. Bizimle bir siyasi anlamda AK Parti ile, Cumhurbaşkanımızla, Cumhur İttifakı ile bir sorununuz varsa bizimle siyaset yapın. Yurt dışından gelmeyin. Doğu Akdeniz bu ülkenin herkes de geleceğini ilgilendiriyor. Aynen öyle. Yani, bu yani bizim konular. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Bizim, ya bakın Azerbaycan-Ermenistan ihtilafındaki işte Yukarı Karabağ meselesinde ortaya konan duruşla alakalı olarak Türkiye'yi uluslararası camiada farklı konuları dile getirdiğiniz zaman işte o zaman uluslararası camia, uluslararası ilişkilerde dostlarımız da bize der ki ya gelen misafirleriniz konusunda lütfen bize gelecek olan misafirler evet. konusunda dikkatli olalım. Ya bunu görmek lazım, bunu anlamak lazım. Ve şunu söylüyorum. Ya sözü biraz uzattım kusura bakmayın ama bakın şunu söylüyorum. Almanya'yı sordunuz. Avrupa'da iki önemli seçim var. Almanya'daki genel seçimler, Eylül ayında olacak olan, önümüzdeki yıl Fransa'da olacak olan seçimler. Sayın Macron'un çıkışlarını, zikzaklarını tabiri caizse bazen siyasi argümanlar içerisinde sağa ve sola savrulmasının altında bunlar var. Zaten galiba Sayın Cumhurbaşkanı da ikili görüşmede epey sıkıştırmış. Ama ben öyle bir şey demedim evet demiş. Aynen. Bakın orada şunu açık ve seçik olarak konuşmamız lazım. Hiç bunun tartışması yok. Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
Sayın Macron diyorum çünkü Sayın Macron Fransa halkı tarafından seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Bizim makamına karşı göstermemiz gereken bir saygıdan dolayı. Şimdi bakın, İslamiyet yüce dinimizle ilgili yapmış olduğu açıklamalar bir denemeydi. Nereye kadar gidilebilir, ne tepki gelecek diye. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tepkiden sonra ya bu böyle olmayacak. Hı hı. Ama onun ikinci ayağı Avusturya'ydı. Evet. Yani oradan gelen çıkış Avusturya'dan devam ettirilmeye çalışıldı. Orada da çok net bir duruş ortaya konduğu için işte geçen hafta oradaydık. Ve bu İslam haritası adı altında Müslüman derneklerin, Müslüman camiaların, camilerin, birliklerin, vakıfların bir harita üzerine konup ortaya konması, ya biz bunları 70 sene önce Avrupa'da gördük. Bunları kimlerin yaptığı ortada. Ya bunlara dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ama işte bu duruşlar, bu ortaya konan argümanlarla o zaman ne yapmış oluyoruz biz? Avrupa'daki siyasetin de doğru bir şekilde ilerlemesini. Bakın, Brexit oldu. Avrupa Birliği siyasetini de iyi okumak lazım. Bir Frexit, yani Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını Avrupa Birliği kaldıramaz. Avrupa Birliği dağılır bu durumda. Çok ciddi sorunlara girer. Bunları öngörüyorlar. Bunların üzerine çalışılıyor. Onun için diyorum, NATO zirveleri, G20'ler, yani buralardaki müzakereler, konuşmalar tek açılı değildir. Evet. Ve Türkiye bu işin içerisinde, bu olayların içerisinde tam merkezdedir. Ya bunu görmemiz lazım. İçeride tamam, sonuna kadar birbirimizle siyasi anlamda farklı argümanlarla siyasi mücadelelerimizi yapalım. Ama uluslararası müzakereler içerisinde, uluslararası ilişkilerde siz Türkiye'deki olayları doğru okumazsanız, bölgedeki olayları doğru okumazsanız, o zaman orada ortaya koyacağınız argümanlarda da zaman zaman boşa düşersiniz. Bu olgunluğa erişmeliyiz, evet. Şimdi bu noktada ben Fransa ile ilgili çok küçük bir katkı yapmak istiyorum. Şöyle, şimdi orada Sayın Macron seçilirken aslında dördüncü sıradaydı. Yani Le Pen'le, diğer şeyi unuttum, iki lider arasında geçen bir seçim varken, birine yolsuzluk, ötekine işte Nazi şeyi falan derken Macron'u aradan çıkarttılar. %20 gibi bir destekle seçildi. Aradan yani çıkarttılar. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi seçimler yaklaşıyor diye Sayın Bakan, burada bir seçim mimarisi için bir hareket yapılabilir. Ne üzerinden? Müslüman camiye üzerinden. Bu hani söyleyip geri çekme, aslında ben İslam karşı değilim falan gibi şeyler. Şöyle sıkıntı, harita örneğinde verildi. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi tırnak içinde oradaki Naziler, yani 70 yıl önce dedi ya, orada İslam karşıtı bir harekette bütün halk yapmaz bunu da. Yok, belli şeyler yapar. Daha önceden yer altına odaklanmış belli örgütlerin, yani devlete yakın örgütler arası yaptırıp sonra kahraman olarak bunu durduran, ya bak biz Nazileri durdurduk deyip bu aşırı sağcıları da bastırıp tekrar seçim kazanma mimarisi üzerine bir hareket gelebilir. Fransa eski başbakanı Mélenchon'un, yanlış hatırlamıyorsam, benzeri bir açıklaması olmuştu. Seçime kısa bir süre kala Müslümanların üzerine atılabilecek bir saldırı yaşanabileceğini söylemişti. İşte bunun arkasında bir şey oldu. Bunlar kahraman olarak, buna çok, çünkü daha önce Cezayir mücadelesi sırasında benzer olaylar oldu. O refleksle tekrar aynı planlamalar yapılabilir. Evet. Bunu karşı silahlandırmakla değil, tam tersine bu oyunu deşifre edip sürekli gündeme getirip uluslararası camiada açılmakla ben daha yararlı olacağını düşünüyorum. Özgür Bey, çok pardon. Tabii, buyurun. Özgür Bey, buyurun, bakın lütfen. Daha önce konuşurken dile getirdiğimiz bir konu oldu. Bakın, güvenlik işbirliği ve istihbarat işbirliği. Evet, çok önemli. Doğru. Bakın, Fransa'da ve en sonda Avusturya'da olan terör saldırılarını hatırlayalım. Evet. Bunlar terör evet. saldırısıdır. Biz ne diyoruz? Açık ve net olarak. Evet. O bu değil. Terör saldırısıdır, lanetlenecektir evet. ve bizim için de bu noktadır. Ama hem Fransa'daki stadyumun önündeki olan patlamada ve aynı zamanda da Viyana'da geçen sene olan terör saldırısında, bakın artık bunun şeyi yok. Türkiye'den sınır dışı edilen, DAEŞ'e katılmak üzere Türkiye güzergahını kullanmaya yeltenen ve bizim istihbarat ve güvenlik birimlerimizin durdurduğu, yakaladığı, iade ettiği, sınır dışı ettiği ve bu bilgiyi de paylaştığı, muhatap ülkeleriyle paylaştığı bir durumda bu kişiler saldırı yaptı. Bakın. Evet. Göstere gelmiş yani. Yani Avusturya'daydık. Bakın, Bratislava'ya gidip Viyana'da maalesef o katliamı yapan terörist oradan mühimmat evet. almış. Ve bunu görüyorlar fakat adım atılmıyor. Şu anda o tartışılıyor. Christchurch'te, Yeni Zelanda'daki cami saldırısında o kadar insanı katleden
şehit eden kişi Viyana'da, Bratislava'da farklı yerlerde bulunmuş. Oradaki ırkçılarla işbirliği yapmış. Hatırlarsınız NSU terör örgütü diye bir ciddi sorun yaşandı Almanya'da. Bunun mahkemelerde davası görüldü. Yıllarca o dosyalar kapandı şu anda. İncelenmesi yasak. Peki bu noktada şunu da soralım. Saldırgan Müslüman olmadığı zaman, işte siz de söylediniz, evet, aşırı sağcı bir kişi olduğu zaman Avrupa basınında, Amerikan basınında ve Amerikan siyasetçileri, Avrupa siyasetçilerinde olay bir terör saldırısı olarak adlandırılmıyor. Evet. Sadece bir saldırı olarak diyor ve Amerikan basınında gündeme bile gelmiyor aslında. Bu noktadaki bu ikircikli tavır nasıl olacak? Yani burada nasıl bir adım atılması gerekiyor dünya açısından? Neden bir saldırgan Müslüman olduğunda hemen terörist yaftası yapıştırılırken farklı bir din, farklı bir gruba, farklı bir düşünceye hakim olan biri yaptığında ise sadece saldırı denilip geçiliyor? Aslında bunu söylediğiniz şimdi bana geçmişte bir olayı hatırlatıyor. Hatırlar mısınız Norveç'te bir evet, adada şey evet, o gün Breivik, ben Breivik'ti galiba. Breivik. Evet. O gün benim bir uluslararası ziyaretle alakalı yine yurt dışındaydım. Londra'daydım. Televizyon kanallarından gördüğümde, ilk gördüğümde yani bir saldırı olmuş belli, bir terör saldırısı. Fakat yayın aynen dediğiniz gibi. Şimdi kişi henüz belli değil ya. Nasıl bir yönlendirme? Yani algı yapılmaya çalışılıyor. Söylenmiyor ama işte doğru tabirin maruz görün. Yani bir şekilde dolu dizgin hani yönlendirmeyle projektörler belli bir yere çevrilmiş, belli bir inanca çevrilmiş şekilde. Şimdi bakın burada biz bunu uluslararası görüşmelerimizde özellikle dile getiriyoruz. Buradaki temel nokta şu. Siz terörün önüne veya arkasına hiçbir şey ekleyemezsiniz. Terör terördür. Burada ön yargıdan ziyade maalesef benim gördüğüm bir şey var. İşte belli bir zümreyi, belli bir inancı, belli bir grubu ötekileştirme, onu şiddete yatkın gösterme hep bize bir takım bahaneleri ortaya koyuyor. Evet. Ama bu bahaneler maalesef çok ileri gördüğümüz demokrasilerde söylediğimiz, bugün çok ileri demokrasiler olarak gördüğümüz ülkelerin geçmişinde başka gruplara yönelik olarak yapıldı. Evet. Yani bu temel bir sorun. Ve şunu da unutmamak lazım. Bakın burada basına çok önemli bir görev düşüyor. Ve basın mensuplarına, gazetecilere, gerçek gazetecilere önemli bir görev düşüyor. Ya bakın siz bu anlamda adım attığınızda ben Türkiye'de isterdim ki NSU davası çok daha yakından izlensin. Evet. Oradaki olaylar nedir, ne değildir çok daha yakından irdelensin. Farklı Avrupa ülkelerindeki sağ ırkçı saldırılarla ilgili, sol da vardır ırkçı saldırılar. Kesinlikle. Onlar daha yakından irdelensin. Çünkü bakın buralara baktığınızda bir takım yerlere çıkan, bir takım organizasyon şemalarına çıkan bir ağ görürsünüz. Evet. Ve bu ağların içerisinde bizim Türkiye olarak en önde mücadele ettiğimiz terör örgütleriyle ilişkiler çıkıyor. Bunları görmüyor değiliz, bunları bilmiyor değiliz. Ve biz bu mücadeleleri sonuna kadar yaparken işte dediğiniz gibi yalnız bırakılmak. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız müttefiklik duruşunu görmediğimizden dem vuruyor. Onun için o noktada ciddi bir duruş ve isyanı var. Evet. Çünkü bakın bu olaylar dönüp dolaşıp dile getirdiğiniz gibi. Şimdi bugün PKK terör örgütünün Avrupa'daki yani nispeten daha rahat olduğu bölgeler var. Nispeten daha rahat olduğu. Yani hiç kimse tamamen serbest bırakmış değil ama istediğimiz kadar da mücadele yok. Ama bakın uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, farklı yeraltı şeyleri, çalışmaları yani cinayetler şebekesi. Şimdi bunlarla alakalı olaylar oldu, olmaya başladı, yükseliyor. O zaman devreye girmenin evet, tabii ki bir önemi var ama orayı beklemeyin. Önceden bakın, adım atılması evet, gerekiyor. Evet, çünkü bu yılan gelir ısırır. İşte bundan dolayı görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bakın ciddi mana Birleşik Krallığı dile getirdiniz. Şimdi Birleşik Krallık çok farklı bir noktada Brexit'ten sonra. Evet. Çok farklı bir ilişki var ama Avrupa'daki iki önemli seçimi çok yakın takip etmemiz lazım. Birisi Almanya, öbürü Fransa seçimi. Bu noktada ben hemen Sayın Sefer Şener'le devam etmek istiyorum. Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın bıraktığı noktada. Şimdi bugünkü toplantı, Türkiye'nin duruşu, görüşmeler, ekranlara getirdik. Yoğun bir diplomasi trafiği. Avrupa ve Amerika açısından ekonomik olarak baktığımızda Türkiye nasıl okunuyor ya da nasıl okunması gerekir ki geleceğe daha farklı adımlar atılabilir?
Tabii özellikle pandemiden sonra Türkiye çok farklı okunuyor. Onu bir defa belirtelim. Siz biraz önce gösterdiniz bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmeleri, liderleri. Görüştüğü 5 liderin 4'ü Türkiye'nin ihracatındaki ilk 5'te yer alan ülkeler. Yani Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika. Yani ilk 5'te bu ülkeler var zaten. Fransa'nın yeri sadece 5. sırada, 4. sırada İtalya var. Ama neticede ilk 5'te bu 4 ülke var. Yani şu açıdan değerlendirmek lazım özellikle ekonomiyle ilgili. Pandemi şöyle bir şeye yol açtı. Dünyada ekonomik düzen bundan sonraki süreçte yeniden yapılacak, yapılanacak. Yani hem siyasi olarak yeni yapılanmalar başladı dikkat ederseniz. Hem de ekonomik olarak bu yapılanma ilerleyen aşamalarda hızla artacak. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. İşte Avrupa Birliği ile gümrük anlaşması var bir defa. Evet. Yenilendi, yenilenmedi. Ama İngiltere ile var. Arkasından Türkiye OECD'nin üyesi bir ülke. Bu çok büyük bir avantaj. Dünya Ticaret Örgütü'ne üye Türkiye. Bu da büyük avantaj. Neden bunları söylüyorum? Çünkü bundan sonraki süreçte özellikle Sayın Biden'la birlikte bu uluslararası kurumların daha aktif olduğunu biz göreceğiz bundan sonraki süreçte. Yani Çin'e karşı Amerika bundan sonraki süreçte özellikle uluslararası kurumlar aracılığıyla bu işi götürme peşinde. Sayın Şener, bu noktada aslında geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir açıklaması vardı. Amerika'ya hedef alan bir açıklama. Amerika Birleşik Devletleri doları dünyaya karşı bir silah olarak kullanıyor diye. Bu açıklamayı nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii yani bununla ilgili sıkıntılar var tabii ki. Doğal olarak Çin de aynı şekilde düşünüyor. Hatta son dönemde Türkiye'de dolarla ilgili özellikle biliyorsunuz yerel para cinsinden paralarla ticaret gündeme gelmişti. İşte bugün yapılan, daha doğrusu bu hafta içerisinde yapılan Çin'le swap anlaşmasını da böyle değerlendirmek lazım. Aslında bütün ülkeler bu çeşitlendirmeye gitmeye başladı. Yani çünkü İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulan bir düzen, evet. Brettin Woods'la birlikte dolar sistemi. Şu an özellikle bu pandemiyle had safhaya ulaştı buradaki aksaklıklar. Çünkü siyasi elde edilecek sonuçları artık ülkeler ekonomi yoluyla elde etme çabasında. Yani Türkiye'ye son dönemdeki yaşadıkları ekonomik sıkıntıları böyle değerlendirmek lazım aslında baktığınızda. Onun için bundan sonraki süreçte evet Rusya'nın da bu tip sıkıntıları var. Çin'in de var. Hatta kalan diğer ülkelerin de bu tip sıkıntıları var gördüğümüz kadarıyla. İşte Amerika da aslında onu tekrardan karşılama yoluna gidiyor. Yani OECD bundan sonraki süreçte Amerika'nın ön plana çıkarması, arkasından Dünya Ticaret Örgütü'nü ön plana çıkarması... Evet. Bundan sonraki süreçte Amerika'nın bu işle farklı mücadele edeceğini gösteriyor. Ama orada bir kırılma noktası oldu. İşte Rusya'nın bu çıkışı, hatta Rus Varlık Fonu'nun dolar rezervlerini bırakması da bu çıkışın bir bedeli aslında. Yani bir taraftan da Rusya'da, yani nasıl katsa yaptırımları varsa Rusya'ya karşı, Rusya'da ona karşılık olarak bu tip aktivitelere girecek bundan sonraki süreçte. Ama tabii dediğim gibi yeniden farklı bir dünya düzeni geliyor. Farklı bir yapılanma geliyor. Türkiye'nin buradaki avantajları Avrupa'ya yakın olması. Avrupa Birliği'ne işte her şeye rağmen aday ülke statüsünde hala yaptığı bu ticari anlaşmalar. Bir avantajı daha var Türkiye'nin. Türkiye ne kadar Avrupa'ya yakınsa o kadar da Çin'e yakın. Evet. Asya'ya yakın, Orta Asya'ya yakın. Çünkü hem etnik köken olarak yani Türk kimliği olarak yakın. Hem de ticari olarak yakın. O yüzden Türkiye önemli bir üst olabilir. Yani ticari bir lojistik üst olma yönünde bu tip avantajları var. Yani bu avantajları Türkiye bundan sonraki süreçte iyi değerlendirirse ki sizin sorduğunuz soruyla alakalı Avrupa bunun farkında aslında. Amerika da farkında. Bütün ülkeler farkında. Yani ekonomik olarak Türkiye'nin geldiği boyutun farkındalar. Yani onun için bizim ihracatımızda ilk 5'te bu saydığım ülkeler var. Hatta ilk 5'in tamamı Avrupa ülkesi. Evet. Amerika haricinde tamamı Avrupa üyesi ülke. Bundan sonraki süreçte de bu yapı değişecek. Yani bunu siyasi olarak belki siyasi noktada farklı davranış türleriyle desteklemek gerekecek ama gördüğüm kadarıyla Türkiye en azından bu pandemiyle görülen bu sıkıntıların yani hem ekonomik üst olma hem de ticari üst olma anlamındaki sıkıntıların birçoğunu aşabileceğini gösterdi. Yani burada Türkiye'nin eli ekonomik olarak daha iyi aslında baktığınızda tabii iyi değerlendirilirse
atılacak adımlarla alakalı bir durum bundan sonraki süreçte. Bundan sonraki atılacak adımlar. Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna geliyorsa bir konuşacağımız çok fazla konu var ama ben Melih Altınok'la devam edeceğim. Birazdan Özgür Bey'i de barkomuza davet edip son olarak Afganistan konusunu konuşacağız. Melih Bey, bu geceyi artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Hızlı bir 24 saatti. Bu geceyi özetleyecek olursak Başkan Erdoğan'ın temasları, Erdoğan diplomasisi neler söyleriz bugüne ve bu geceye dair? Başarılı bir süreç atlatıldı, onu çok net söyleyelim. Beklenti hani kriz noktalarının daha da büyümesine dairdi bazı çevreler tarafından. Ya da kimileri çatışma noktalarının öne çıkartılıp bu zirvede baş başa görüşmelerin sabote edilmesini umuyordu. Ama Cumhurbaşkanı'nın da Biden'ın da açıklamalarında gördük. Çok net bir şekilde iyi bir dönemin geçtiğini, hatta uzun bir görüşmenin ardından iyi sonuçlara ulaşıldığını net gördük. Bu ikili görüşmeler çok önemli. Şimdi sadece bizim Amerika ile NATO ile problemimiz yok. Evet. Ülkelerin de mesela Rusya ile Almanya'nın ciddi anlamda bir doğalgaz süreci var, kuzey akım. Amerika sürekli onu bitir diyor. Avrupa'da Rus gazıyla işte bir stratejik sürecin güvenli yürütülmeyeceğini düşünüyor. Almanlar da bir yandan onun mücadelesini veriyorlar bir anlamda içeride. Dolayısıyla Türkiye'nin o pozisyonu ikili ilişkilerde çok avantajlı. Şimdi hocamı dinledik, ekonomik süreçte, pandemi sürecinde dünyanın yeniden şekillenmesinde önemli bir aktör olacak. Ama Türkiye'de tezleriyle yoluna ilerleyeceğini çok net kanıtladı bu akşam. Yani S-400 konularında bir geri adım falan söz konusu değil. Biz tezlerimizi savunuyoruz. Evet. Bir görüşmede çözülecek bir durum değil ama Türkiye geri adım atmadan pozisyonuna getirdiğini gördük pek çok yerde. NATO'da çok önemli bir müttefik olduğu bir Türkiye'nin bir kez daha tescillenmiş oldu. Cumhurbaşkanı da Biden'la görüşüyor. Yine Çin'le ilişkileri var, Rusya'yla ilişkileri var, diğer aktörlerle ilişkileri var. Aslında bu Türkiye'nin avantajlı bir konumu. Bakın, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan bahsediyoruz. Biz Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği ilişkilerimize devam ediyoruz. Hocamın anlattığı o büyük ticari ilişkileri yürütüyoruz. Pek çok ülke Türkiye'nin bu pozisyonuna özeniyor. Bunu söylediğimiz zaman hep diyorlar işte Türkiye'yi mi kıskanıyorlar? Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz elbette. Ama Türkiye'nin özgür bir pozisyonu var. Hem Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri var. Hem Rusya ile Çin ile bu süreci devam ettiriyor. Bugün başarılı bir sürecin geçirildiğini düşünüyorum ben. Biden'ın bir de bu pandemiyle ilgili açıklaması çok yoğun ona yer ayırdı. Bu sürecin devam edeceğini anladım ben. Yani şimdi dünyada öyle bir hava var. Yaz da geldi, açılmalar başladı. Böyle gideceğini düşünüyor pek çok kişi ama anladığım kadarıyla herhalde bu 1-2 yıl daha gündemimizde olacak pandemi konusu. Çünkü NATO gibi önemli bir zirvede Trump'la iç siyasetle ilgili yorumlarının yanı sıra epeyce buna süre ayırdı Biden. Türkiye'de bu noktada çok aykırı bir tavır takınmıyor. Dolayısıyla bu 1-2 yıllık süre içerisinde pandeminin yine asıl konumuz olacağını düşünüyorum. Hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline gelmiş durumda. Şimdi bütün bu konu başlıkları içerisinde aslında son günlerde gündemimize gelen bir konuydu. Afganistan konusu. Kabil Uluslararası Havalimanı'nın durumu, Türkiye'nin havalimanının güvenliğini sağlayıp sağlamayacağı konusu ama neden Afganistan bu kadar önemli hale geldi? Kabil Havalimanı neden tüm dünyanın gündeminde ilk sırada? Şimdi Sayın Özgür Törs, size haritamıza davet edelim. Daha doğrusu Afganistan'da bakalım neler oluyor. Şimdi baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyesi ülkelerin buradan çekileceğini biliyoruz. En azından süreç başladı ama son bir haftadır devamlı konuştuğumuz bir konu Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı. Nedir bu havalimanı? Neden bu kadar önemli? Şimdi Afganistan tabii burada haritada gösteriliyor. Bakın denizle direkt bağlantısı yok. Pakistan üzerinden geliyor. Buraya çoğu lojistik maddeler ve personel ikmali, yani personel değiştirme, rotasyon, burada büyükelçilikler, bütün bu faaliyetler şurada görülen, küçük gibi görülen, tabii büyük ama ölçek olarak koca Afganistan'a baktığınız zaman tek dünyaya açılan kapısı. Öyle bakmak yani lazım. Yani bu havalimanı olmazsa Kabil'in uluslararası alanda ulaşımı kapanıyor mu? Kapanıyor. Yani şimdi buraya başka türlü nasıl gideceksiniz? Yani büyükelçilikler, bütün uluslararası yardım kuruluşları hepsini burada oldu. Yalnız burada Türkiye Cumhuriyeti illa biz bu işi yapalım gibi bir şeyi yok. Yani konsensüs sağlanırsa gibi bir ifade olarak mealen söylüyorum yapılması lazım. Burada çünkü şöyle bir şey olabilir. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2021'de yani bu senenin 11 Eylül'de tam son askerini çekmiş olacak. Bakın bundan önce Sovyetler çekildikten sonra Taliban süratle burayı ele geçirdi. Mezar-ı Şerif'e kadar olan bölümü ele geçirdi. Yukarıdaki Özbek kuzey sektörünü alamadı ama Kabil'e kadarki bölümü aldı. Şimdi burada konsensüs sağlanmazsa, yani sadece Türk askeri burada kalır ve hem yerel unsurlar, Taliban hem işte diğerleri, Amerika Birleşik Devletleri yeterli desteği vermezse sıkıntı olur. Dolayısıyla bu sürecin
Ki Başkan Erdoğan da aslında vurguladı. Tabii. Taliban'la da bu noktada olurunun alınması gerekiyor. Yani net bir karar verilmiş durumda değil. Yani bu sakıncaları ortadan kaldırdığı takdirde alınacak. Herkes buna bu konuda hemfikir olursa tabii ki olması var. Şimdi burada ben bir şey daha bu hani Kabul Havalimanı itibaren bakın hemen aslında Afganistan hemen kuzey sektöründe hemen şu sektörde diyelim. Fergana Vadisi'nin şeyi çok önemlidir. Kırgızistan'a kadar uzanan. Şimdi bu da niye önemli? Bakın Afganistan kuzeye çıktım. Satranç tahtası gibidir bu. Yani Çin'in kuşak yol tek kuşak tek yol şeyi var ya ta bize kadar gelen Hazar'ın güneyinden işte bu Karabağ, Nahçıvan üzerinden gelen buraya olan etkileri vardı. Dolayısıyla burası gene anahtar rolündedir. Yani bu kuzeye çıkan Çinli Amerika Birleşik Devletleri mücadelesinde burası anahtar rollerinde işleyecek gelecekti. Fergana, Kırgızistan güneyli, Kırgızistan'daki bu darbe obu gibi olaylar da bununla bağlantıdır. Yani olaylar iki noktada düğümleniyor. Bir Afganistan ve Fergana biraz kuzeyinde. İki bizim bu Nahçıvan üzerinden giren yol bağlantısıyla ilgili konu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Çin arasındaki bir rekabet şimdi aslında konusu. Şu soru izleyicilerimizin aklına da muhtemelen şu soru gelebilir. Biz son dönemde çok yüksek sesle Rusya'yı çok konuştuk. Rusya-Batı ilişkileri ama bugünden sonra artık daha yüksek sesle Çin ve Batı arasındaki rekabeti mi konuşuyor olacağız? Aslında Çin ile Amerika Birleşik Devletleri ama bu 2030 planı dedikleri NATO 2030 konsepti sizin dediğinize getiriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri diğer batılı müttefikleri neyi işte G7'yi arkasına alarak hem askeri güç olarak hem de ekonomik güç olarak Çin'i yavaşlatma veya durdurma politikası izleyecek. Özellikle insan hakları ve çevre konusu vardı Biden'ın seçim öncesinde özellikle dile getirdiği. Şimdi mesela işte burada Uygur Türklerinin çok sıkıntı yaşadığı konuları gittikçe artan şekilde gelecek ve bunun Çin'den malzeme almama, işte bu şurada üretiyor, burada tip Çin'i ekonomik anlamda bir çeşit çevreleme politikasıyla. Niye Uygur Türklerini düşündüğü için ABD tepki yapmaz. Veriyor olamaz mı? Yapmıyor yok. Yani yok kesinlikle öyle bir şey yapmaz. Şaka yapıyorum. Biliyorum biliyorum anladım. Ben de yani. Seyirciler anlasın diye. Hiç kimsenin siz doğrusunu söylüyorsunuz. Espri olarak yani egzajere ederek anlatıyoruz. Batı ülkelerde bu her ülke için geçer. Uluslararası ya kimsenin kara kaşı kara gözü için hiçbir şekilde mücadele etmezler. Eğer şeyi ters olsa mesela bizim işte Suriye'nin kuzeyine geliyorlar. Üç gün sonra bırakırlar orada giderler. Ki öyle olacak zaten. Biz burada baş başa kalacağız. Dolayısıyla dışarıdaki güçlere değil, kendi özgürlüğüne güvenmek çok önemlidir. Bir de uluslararası bu güçlerin piyonu olmamak lazımdır. Yani peki Sayın Tör, bu noktada şunu soralım. Şimdi çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. NATO coğrafyasına bak. NATO coğrafyası, Orta Doğu, Orta Asya, Amerika Birleşik Devletleri, şimdi Çin, çevrelenmesi konuları çok konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu artık tek başına yapabilecek bir güce ve kapasiteye sahip mi? Yani 90'ların başındaki o tek süper güçlü dünyaya mı göreceğiz? Yoksa artık Amerika'nın böyle bir gücü yok ve bunlar tamamen sözde mi kalacak? Şimdi Amerika güçlü ama o hani eski Soğuk Savaş dönemindeki gücünü teksif etmekte zorlanır. Hem ekonomik anlamda zorlanıyor çünkü diğer ülkenin gelişmesi hem de askeri olarak. Şimdi şöyle zafer tabii ki hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri buna çok önemli. Bu konuda da ayrı bir mücadele var. Bunu ayrı bir programda Çin'le aralarında ayrı bir mücadele. Bunu ayrı tartışırız ama siz piyadenizi yani bir yere ele geçirmek için götüreceksiniz ve orada tutacaksınız. Fakat bakın Irak, Afganistan'da bir rotasyon problemleri yaşadı. Evet. Şimdi koskoca bir ülkeyle mücadele etmez. Zaten buna karşı ne yapacak? Önce Çin'le, vekalet savaşlarıyla Çin'le, Hindistan gibi ülkeleri kapıştırarak öncelikle bu mücadele. 2030'larda böyle başlayacak. Arkasından işte batılı güçlerle NATO'ya da bazı görevler vererek oraya doğru gidecek. Ama burada bu güç yok. Niye yok? Kendi savaş stratejilerinde. 2,5 savaş stratejisi dedikleri bir konsept var. Neydi bu 2,5? Yani iki büyük, İkinci Dünya Savaşı'na bakın Almanya ile ve Japonya iki büyük devletle aynı anda savaşıp bir de bölgesel savaşı yapacak bir askeri güç yapılanması vardı. Daha sonra bunu Obama zamanında 2012'li yıllarda 1,5'a indirdi. Ne demek bu? Yani bir devletle savaşacak. Şimdi burada tabii şimdi birazdan tabii kendi içine tersine düşecek. Bir de küçük bölgesel çatışma yani işte Irak gibi işte Suriye gibi bölgelerle mücadele edecek. Veya dünyanın sadece biz kendi bölgemizi düşünmeyelim değişik bölgelerinde. Şimdi Amerika kıtası da var. Burada önemli olan şey şu. 1,5'a indiriyor ama Rusya ile de karşısında cepheye olarak yani Rusya'yı bir tehdit olarak görüyor. Çin'i de görüyor. Demek ki bunlardan ikisini de mevcut gücüyle karşılayamayacağına göre NATO'yu alıyor. Ama buna rağmen sıkıntılı olacaktır. Bakın Çin sadece bir yılda 8 tane füze testleri yapıyor. Type 55 delik, tip 55 delikleri 112 füze atan. Yani
2030'lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri donanmasıyla, vurucu gücüyle sayısal olarak Çin'in aynı olacak. E tabii Amerika'nın başka bununla ilgili politikaları, başka ilgili aldığı tedbirler var ama gene de önemli bir güç. Evet. Sadece güç eksikliğine onu söyleyeyim. Bir enerji, iki gıda. Onu da biraz önce Sefer Hocam hani dolarla ilgili şey anlattı. Eğer yanlışsam değiştirebilir. Şu an Çin'deki dolar mevcut hazinesi veya Çin'in elindeki dolar 3,5 trilyon diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlarsam lütfen düzeltin. Aynen arkasından Japon 1 trilyon dolarlık bir şey var Japonların. Ya bu rakamlar şeyden daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla. Bunu şunun için söyledim. Yani artık o hani sorunuzun asıl cevabına gelecek olur. Hem ekonomik anlamda, evet, hem askeri anlamda tek başına Amerika Birleşik Devletleri bunu yapması veya tek bir gücünün kim olursa olsun yapması çok zor. Bir de buna şey eklerim. Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği yüksek teknoloji silah sistemler, yani hipersonik füzeler. Evet. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri biraz zorlayacak. O yüzden biz kendimizi konumuza dönecek olursak Türkiye gibi ülkelere ihtiyacı var. Ama işte burada hani biraz önce o Suriye'nin kuzeyindeki bölümlerle tırlar, değil mi? Silah yardımı, o bu falan, bunları çok fazla konuşmadım. Daha önceki programlarda, evet, konuşmuştum. Burada müttefiklik de müttefikliğini göstermesi lazım. İşte Sefer Hocam'ın dediği gibi ekonomik anlamda bize yol açacak, yani bizim ihracatımızı kolaylaşacak tedbirler alması lazım. Bu takdirde önemli bir güç kendisine yardımcı olacak şekilde burada tutmuş olur. Son bir dakika içerisinde şunu da soralım. Aksi takdirde bu gücün kaymasını engelleyemez. Zaten Putin de, Sayın Rusya Devlet Başkanı da burada şeyi bekliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hata yapmasını, evet, bekliyor deyip kısaca bunu özetleyebilirim. Biraz konudan konuya konu geçtik ama. Konu çok fazla. Evet. Siz de yerinize geçelim. Ama Fergana ve, evet, Afganistan kuzeyi önemli. Şimdi tabii ki yepyeni bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Televizyonlarda konuştuğumuz Çin coğrafyası. Muhtemeldir ki Çin'i artık çok daha uzun ve detaylı bir şekilde konuşacağız ama bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Sabah gazetesi yazarı Sayın Melih Altınok, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Akif Çağatay Kılıç, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Doktor Özgür Tör ve Ekonomist Profesör Doktor Sayın Sefer Şener. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyanın gündeminde olan konu NATO ve Başkan Erdoğan'la Joe Biden'ın görüşmelerini ekranlara getirdik, yorumladık ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.